Spor ekranlarından herkese mutlu geceler. Son sayfaya hoş geldiniz. Ozan, Zeybek ve Savaş Çorlu ile birlikteyiz. Yaklaşık iki saat sizlerle beraber olacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi misiniz? Sefalar getirdim. Getirdiniz tabii evet. tabi ki getirdiniz canım. Ama biz 3 saat diye gelmiştik, 2 saat. Evet, 2 saatiz. <laughs> e, ama dolu dolu geçecek bir 2 saat öyle söyleyelim. Eks hesaplarınızda son sayfa geçildi. Siz de bizim konuğumuzsunuz sevgili izleyicilerimiz. Eminim özlemişsinizdir öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu hafta ilk son sayfamız. Değil mi? Tabii. Evet. Bu haftadaki ilk... kupa maçından dolayı. Evet, lig ligi noktaladık. Pazartesi günü sonra kupa maçları bugün böyle zaten bütün yaşananları konuşacağımız dolu dolu bir son sayfa. Yarın da sonuna musun? Kadar, evet. Cumartesi de dahil. Beraberiz son sayfada sevgili izleyicilerimiz. Üç hafta sonra böyle dolu dolu Özür başlayacağız ondan Evet tabii. O zaman dolu dolu aralıksız. <laughs> tabii tabii aralıksız başlayacağız. daha da hareketli olacak tabii o zaman transfer derken, turnuva derken kim bilir bizi nasıl günler bekliyor. Bu hafta da çok yoğundu aslında. Tam ligde bir haftayı bitirdik. Hemen ertesi gün kupa Yarı final heyecanı vardı. Hepsini konuşacağız çünkü ligde de geçen hafta konuşmaya değer bir durumdaydı. Bir yandan Zira Türkiye Kupası'nda da finalin adı belli oldu. Hatta dilerseniz öyle başlayalım. İki maç oynandı iki günde de salı ve çarşamba günü ve sonucunda Zira Türkiye Kupası'nda bu sezonun finali belli oldu. Haberimizi bir izleyelim getirelim ekrana sonra hafta nasıl geçti konuşacağız. Heyecanlı bir final oldu yani finalistler oldu ve güzel maçları izledik. Özellikle ben tabii stadyumda değildim ikinci karşılaşma yarı final karşılaşmasında Karagümrük Trabzonspor'da ee, diğer maçta görevliydim ve maçı izledim. Ee, tribünler çok etkileyiciydi Beşiktaş'ta Tüpraş Stadında. Yani bilmiyorum çok fazla tabii yayınlar olduğu için ben stadyumlarda maç izleyemiyorum geceleri burada yayında olduğumuz için ağırlıklı olarak ama sorduğunda da yani nadir böyle bu sezon olduğu e, söylendi. Tabii yine tribünler hep dolduruluyordu. Bunu konuşuyorduk. Kötü giden Beşiktaş'a rağmen ama tabii biraz yönetimin çağrısı, biraz hani kupa tek hedef olması e, Beşiktaş taraftarını da bayağı bir ateşlemiş, hareketlendirmiş ve bu... E, çok iyi bir e, atmosfer vardı diyebilirim. Savaş Çorlu seninle başlayalım. E, sondan başlayayım. Atmosfere Beşiktaş taraftarına ben de gerçekten o e, golsüz biten maçtan sonraki bu rövanşına çok inanmışlar. Ciddi bir kalabalık ve çok ciddi bir destek vardı. Bir defa 150 üzerinde Ziraat-Türk Kupası maçı oynandı diyorum toplamda başlangıcından bu tarafa. Hepsini ayrı ayrı kutlayalım. Çok güzel maçlar oldu. Hı hı. İlk turdan itibaren yani daha ilk başlangıcından itibaren. Yarı final maçlarının çift ayaklı olması iki maçın aslında biraz da heyecanını düşürdü. Onu söylemek lazım. Ankara'daki maçın golsüz bitmesi, Ankara gücünün buradaki e, karşılaşmada oyun anlamında baktığın zaman büyük bir keyif aldım mı dersen büyük bir keyif almadım. Yani bireysel hatta Beşiktaş istediğini aldı. Ankara gücünü de kutlayalım. Karagümrük'ü de kutluyorum. E, Beşiktaş istediğini aldı. Çünkü ligde şu anda üçüncülük, dördüncülük, beşincilik çok ciddi bir çekişme var orada. Yani henüz orada... Birle ikinin yeri değişmeyecek ama 3, 4, 5 değişebilir de böyle de gidebilir. Dolayısıyla bu kupayı çok istiyor. E diğer taraftan Trabzonspor da istiyor. 34 yıl sonra bir final oynanacak. E bambaşka bir final olacak diye düşünüyorum. Orada da bence iki tarafta kupayı çok istemesi belki bir golsüz biten maç olacak. Belki gollü beraberlik bitecek, uzatmalara kalabilecek. Trabzonspor için de aynı şey. İlk maçta büyük bir avantaj yakalamıştı. E Karagümrün ligde yaşadığı durum alt sıralardan kurtulmak değil artık. Ligde kalma mücadelesi. E, tamamen maç kadrosunu gördüğümüz zaman çok ciddi hı hı. bir rotasyon vardı yani. 5-6 tane direkt 11 oyuncusunu kulübede sayabiliriz. Orada ikinci yarı oyundan düştü. Zaten yapacağı bir şey yoktu. Trabzonspor çok rahat bir galibiyet aldı. Güzel bir final olacak. İki takımı da kutluyorum. İnşallah bize seyir zevki yüksek bir final izletirler. Finalin nerede oynanacağını da şimdiden merak ediyorum açıkçası. İstanbul'da oynanmasını isteyenler var. Bursa, Sakarya. Bakalım nerede oynanır? Sen nereye istiyorsun? Ben direkt Sakarya istiyorum. Yani Sakarya'ya bir final yakışır. Daha önce milli takımlarda da oynanan maçlardan dolayı e, Sakarya'nın adı geçiyor. 28 binde galiba milli takımda 30 olması lazım diye. Onun için de bir çalışma başlatıldı. Sakarya şehrine bir final maçı çok net bir şekilde yakışır. Hatta Sakarya Süper Lig'de yakışır. Bu Kocaeli maçı bu hafta çok e, acayip geçecek. Tuncay Hoca'dan sonra hmm. Coşkun Demirbakan'ın da ilk maçı olacak. Bir galibiyet sizi tek finale götürebilir. Evet. Sen evet. nerede istersin? Şimdi, e, ya, ben onu söylemeyeyim canım şimdi. Ama şunu söyleyeceğim, e, sana öyle gelmek istiyorum Ozan Zeybek. Hep bütün sezon iki takımın benzer durumunu konuştuk. Yani kötü sezon geçiriyor olmalarını, işte kadrolarındaki sıkıntıları vesaire. E, i̇kisi de kupada devam etti ve şimdi de finaldeler. Yani birbirine çok yakın e, problemler işte stoper sorunu yaşadılar, kadroda takım içi bazı sıkıntılar yaşadılar. Beşiktaş Trabzonspor'a nazaran e, teknik direktör konusunda daha çok problem yaşadı belki ama bazı benzer e, sorunları hep burada dile getirdik. Ve şimdi finalde karşı karşıyalar. Savaş Çorlu da söyledi ikisi de çok istiyor. Böyle bir final izleyeceğiz aslında. E, sen ne düşünüyorsun bu final hakkında? Şimdi Beşiktaş taraftarını görünce sanki Beşiktaş takımı sezonu yeni açıyormuş gibi bir hava vardı. Sanki sezonun ilk maçıydı. Evet evet çok yani, yani şampiyonluk şarkıları, maçları söylediler. Taraftarsız oynandığını düşün veya başka bir statta oynandığını düşün. Beşiktaş'ın işi zordu. Taraftarın sayesinde e, finale yükselen bir Beşiktaş var. Taraftarını kutlamak istiyorum. Çünkü yıllarca Türk futboluna örnek olmuş bir Beşiktaş taraftarı vardır veya imrenerek insanların baktığı bir Beşiktaş taraftarı vardı. Son zamanlarda bunu göremiyorduk. Galatasaray taraftar konusunda öne geçmişti yani taraftar desteği konusunda da. Trabzonspor'un son lig maçından sonra oradaki hasar biraz da burada itici güç oldu diye düşünüyorum. Motivasyon açısından da bir Silkelenme oldu Trabzonspor açısından. Ee, iki takımın finalde oynayacak olması benim için güzel iki tane bu belki hani aklınıza yatmayabilir ama kupa finali takımı diyebilirim yani bunlar için iki takım için ee, çok güzel oldu benim için yani bu e heyecanlı dinamik bir maç olacak. Şimdi bazı şeyler vardır maçın tarihini gününü bilen otursun hangi saatte oynanacağını hangi şehirde oynanacağını dahi düşünmesin. E şimdi Fenerle Beşiktaş, Trabzonspor ya da Trabzonspor Beşiktaş olunca e şimdi merak ediyoruz. Ne zaman açık gelecek? E benim gönlümden İzmir geçiyor. Ama daha yeni İzmir'de oldu. Olsun bir kez daha olsun. Ben gelmiştim hatta. Evet. Bir kez <laughs> daha İzmir'de olsun. Güzel ağırlanmıştık orada, sizler de vardı. İşte bir kez daha İzmir'de olsun, Göztepe Süper Lige çıkmışken Göztepe'nin stadında bir final maçı daha izlemek müthiş olur. İzmir alışık ama zaten. Bir de şu var. Daha önce ama de Melike o gün şu nasip olmadı. Finallere kim çıkarsa çıksın, özellikle final maçlarında taraftarı olan takımlar olsun istiyorum. Senin İzmir'de geldiğinde final maçında kim oynadı? Fenerbahçe, Başakşehir. Başakşehir. Taraftar yoktu şeyin, Başakşehirin. Yani şimdi hayal edebiliyor musun? Bir stat, hani. Özellikle de diyorum İzmir'de, Göztepe'de olsa bir tarafı Trabzonspor, bir tarafı Beşiktaş. 70'li, 80'li, 90'lı yıllara götürür bizi. O Tabii hareket, canım, heyecan. O sancaksızlığında orada çok büyük seyircilerin oldu, 70 bin kişilerin doldurduğu statlar. Bir de şu aklıma geldi şimdi. E, Kocaeli ya da Sakarya'da oynanmış olsa ki Sakarya ismi geçtiğini söylüyorum. Orada çok sayıda Trabzonsporlu var. Evet. Trabzonlu var Sakarya'da, hmm. Kocaeli'nde. Hazırlık maçı yapmışlardı mesela sezon başında. Çok ciddi sayıcı gelmişti. Beşiktaş. Hazırlık maçı yaptı. Kötü bir havaydı o günü. Çok seyirci belki yoktu. Ee, i̇ki tarafında işine gelebilir. Yani Trabzon'ların özellikle o Kocaeli ve Sakarya'da yaşayan Trabzonlar çok ciddi bir şekilde bu işten e, memnuniyetle e, karşılar bu durumu. Ama nerede oynanırsa oynanırsın, futbol seyirciyle güzel. Bu maç nerede oynanırsa oynanırsın, Türkiye'nin herhangi bir şehrinde oynasa dolu türbinler oynayacak kesin. Hı hı. Yani gider. Beşiktaş taraftarı da, Trabzon Spor taraftarı da bu maçı nerede oynanırsa oynasın gider. Şu anda... Hangi statlar alternatif bilmiyorum. İzmir'de bir kez daha oynansın. Neden olmasın? Ben de ama oynanmayan yerlerde biraz haksızlık yapıyor. Yoksa ben bir İzmir sever olarak. İzmir'i çok severim. İzmir'in de yeri çok ayrıdır. Ee, i̇kinci kez orada olduğu zaman bazı il alamayan bu final maçlarını biraz e, homurdanma yapar. Ya biz niye almadık? Niye ikinci kez İzmir? diyebilir. Ama İzmir yani final şehir. şehridir. Yani günü sonunda baktığın zaman. Yani şehirler böyle büyük organizasyonlara ev sahipliği yapmayı her zaman isterler tabii ki. Ee... Yani Şehre Takımların... çok büyük katkıları oluyor bir defa. Bu evet. tip maçlar, özellikle bu final maçları. Hatta final maçlarının dışında biz yayına girmeden önce konuştuk. Göztepe'nin lige gelmesi tekrar Göztepe'ye büyük bir renk katar. Göztepe'de ben en son şampiyonluk Galatasaray'ın yaşadığı maç ve bir sonraki sezon. Büyük takımlar oraya geldiği zaman İzmir için de, Ankara için de, Samsun için de, Sivas için de yani orada Süper Lig'de hangi takım olsa olsun o seneye vurduğu zaman çok ciddi bir ekonomik getirisi de oluyor. O şehirde de ayrı bir Hava katıyor. E i̇şte şey gibi düşünelim. Büyük versiyonun Avrupa organizasyonlarının finallerinin ülkemizde, şehirlerimizde, işte İstanbul'da olması nasıl bizi heyecanlandırıyor. Hemen istiyoruz, başvuruyoruz, ev sahibi yapmak istiyoruz. Bunların hepsinin getirileri var. E Anadolu'daki şehirlerin içinde böyle büyük finaller çok etkileyici oluyor. Cezbedici oluyor. Yazın isteyenler bizi herhalde pek çok şehirden izleyenimiz vardır. Davet ederler diye tahmin ediyorum. Hoş bulduk Yakup Bey. Süleyman Bey Samsun olsun. Artık muazzam bir sadımız. Canı Sağ yakın insanımız da, da, geçti, da doğru. sizleri bekliyoruz demiş. Samsun evet. Samsunlar da Süleyman Bey ister. bir önceki e, turnuvada da Samsun'a sürekli şey yapmıştı. İzmirli ev sahibimiz burada. Sakarya olursa ben ev sahibim. Bu konuda e, biraz şanslı olacağız gibi geliyor yani. Bakalım nerede olacak? Yazın. Yazdıkça okuruz. Şimdi e, biraz e, konuşalım. Finalle ilgili de konuşmaya devam ederiz. Haberlerimizi de konuşalım. Ee, şimdi Gezal sakatlandı. Onunla ilgili bir haberimiz var. Ee, finalde mücadele edemeyecek. Alanya Spor maçında da yok. Burada da yok. Daha başka ayrıntılar da var. Bir haberimizi izleyelim. Raşisa'da, da Alanya Spor maçında yok. Alanya Spor maçı da tabii önemli. Ee, ama asıl final, Gezal'ın finali yetişmesi de e, beklenmiyor. 23 Mayıs'ta oynanacak. Tekrar edelim. E, Savaş Çorlu seninle başım Yani aslında sezonun geneline baktığımız zaman Gezal'ı çok konuşmuyorduk ama son haftalarda biraz sazı eline almıştı. Bayağı aldı. Tam ben öyle giriş yapacaktım sen oradan hemen giriş yaparak verdin. Evet Gezal e, gidecek. Beşiktaş'ta artık niyadını doldurdu. Takımlarla görüşmeye başladı derken. Hep genelde böyle form düşük oyuncular sezon sonuna doğru nedense hep böyle bir çıkış yakalıyor. Yani evet. yeni transfer için mi ya da yeni kontrat kapmak için ya da gideceği bir yere kadar. Şimdiye kadar neredeydiniz Gezal? Beşiktaş'a çok iyi hizmetleri oldu. Şampiyonlukta ciddi katkı sağladı Sergen Hoca döneminde. Ama şöyle son 1 buçuk senesine baktığımız zaman sakatlıklarla boğuştu. Dönüşünde çok performans olarak randıman alamadığı birçok maç var Beşiktaş'ın. Birçok hocayla çalıştı. Ama iki takım kadro olarak kıyaslama yaptığımız baktığı zaman, hoca olarak baktığım zaman, yani bir tarafta Abdullah Hoca. Üçüncü kupaya geçen bir açıklaması vardı en son maçta. Yine bu kupayı istiyorum diye, istiyoruz diye camia olarak. Kadro olarak, teknik adam olarak baktığın zaman avantajları var. E Beşiktaş'ta da son, e, bundan önceki yine böyle bir hocasız dönemde Süper Kupa'yı Önder Karaveli ile almıştı. Serdar evet. Hoca'nın e, formuna dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten de bugün Santos'un gelmeden önceki performansı da Santos'tan iyiydi. Santos gittikten sonra tekrar gelmesi hı hı. de burada e, hocaya ayrı bir parantez açmak istiyorum yani Serdar Hoca'ya. Evet onu konuşmamız yapıyor. lazım gerçekten. E, oyuncularla diyaloğu çok iyi. Oyuncuların maç sonrası röportajlarına bakıyorum. Hocanın ikili ilişkilerine dikkat çekiyorlar. Hoca futbolcu e, diyaloğu gerçekten çok önemli. Yani yıldız hoca olabilirsiniz ya da çok böyle dünya yıldızı olsanız bir futbolcu diyaloğunu o iletişimi yakalayamazsanız orada başarılı olma şansı çok zor. Bunu biraz sonra Galatasaray'da da Fenerbahçe'de de konuşacağız. Ama Serdar Hoca'ya bu şansı veren belki arkasında Samet ile beraber yapıyor. Samet ile yapıyor. Ama futbolcularla maç sonu açıklamalara baktığı zaman daha Serdar Hoca sorulmadan kendisine bazı teknik adamlar vardır. Röportaj öncesi kendisinin ön plana çıkarması için gelip söylerler böyle. işte şu hocayı da sor diye. Ama burada öyle değil. Beşiktaş'ı kutluyorum. Tekrar söylüyorum. Seyirci çok önemli bir avantaj. Ama e, futbolculardaki istek, daha fazla isteyen alacak bu kupayı. Trabzonspor'un kadro anlamında baktığımız zaman ben bunu e, dışarıda söylediğimi burada da söylerim maalesef. Trabzonspor Hı -hı final anlamında bu kupaya benim e, birkaç adım daha favori olarak görüyorum yani kadro anlamında 60'a 40 anlamında. yapıyorsun. 60'a 40 yapabilirim hmm. evet. Çok Aa. net. Ozan Bey. Ya yani Beşiktaşlı arkadaşlarım de... bana kızmasın izleyenler ama gerçekçi olmak gerekirse içinde bulunduğu durum belki bu Beşiktaş'ı daha da farklı motive edebilir. Çünkü bu durum bu gibi durumlardan şey çıkarabiliyor bazen. Artı motivasyon yapabiliyor. İki oynanan maç. Karagümrük Trabzonspor'un iki tane maçı. Ligi bir kenara bırakıyorum. Beşiktaş'ın maçlarını. Diyorsun. Trabzonspor daha yakın çünkü son vuruşlarda biraz daha bitirici. Onatçu o da bir ufak sakatlığı vardı oynarsa. Umut'un performansını en çok eleştirenlerden ben yine Trabzonspor'a bu sene en az katkı veren oyunculardan bir tanesi. Bu maçta Ama mesela bu maç ortaya, ortaya, çıktı. ortaya çıktı. Belki finalde yine aynı şekilde bir şeyler yapabilir. Ama ben sezon sonunda Umut'un da Trabzonspor'dan ayrılabileceğini düşünüyorum. Bir maç benim için önemli. Değil. Koca bir sezonu Trabzonspor'da en çok eleştirdiğim oyunculardan bir tanesi. Hele <laughs> böyle sezon sonu yaklaşırken gol atan golcülerden ben çok korkarım. Kafa karıştırır. Kalsın mı gitsin ee, 30 mi? 30 hafta hiçbir şey yapmaz. Son 3-5 hafta gol atmaya başlar. Ondan sonra kalsın mı gitsin mi? Tutayım Tut, mı bunu? Evet, çok büyük tuzak. Neredeydin derim ben de o zaman. 30 şimdi, hafta neredeydin Umut Bozok derim yani. Şimdi Teknik kez... adam öngörülere iyi bir isimsin Ozan Zeybek. Genelde e, böyle durumlarda söylediklerin... E, futbol yorumcusu değilim zaten. Doğru çıkıyor. Teknik adam yorumcusu. <gülüyor> <gülüyor> o da futbol <laughs> lütfen. Futbolcu yani değil ee, Bu da futbol yani. Maç yorumcusu değilim, teknik adam yorumcusu. <laughs> ee, sen Serdar Topraktepe'nin performansı ilgili ne düşünüyorsun? Serdar Topraktepe ile ilgili er, yani şu anda yapacağım her yorum çok erken olur. Hı. Bir de bazı işler geçicidir. Geçici olan işler de insanı yanıltabilir. Net yani tam koltuğa oturmuş biri değil. Net evet. malına sahip çıkan biri değil. Biz Hı. geçmişte çok teknik adam gördük böyle ya diğer ile olmuyor. Marka bir teknik adamla çalışırsın. Son 3-4 maça yeni deneyimi daha yeni başlamış bir teknik adam gelir. i̇şler yolunda gidiyormuş gibi gözükür. Ondan sonra da bakar, bakarız yani Anadolu'da bir kulübe de gitmemiş olur. Alt liglerde de hocalık yapmamış olur. burada bunun yakalayıp bu bu Çok fırsatı dedin. İşte az önce örnek verdim. Önder Karaveli. Evet. O kupayı aldığı zaman Beşiktaş'ın hocası denildi. Ama olmadı ve şu anda nerede olduğunu da e, baktığımız zaman Beşiktaş'ta teknik direktörlük yapıp sonra geldi. Serdar Hoca'yı ben burada başarılı buluyorum derken Santos'un Yok, seninle alakalı Santos Hoca'yla yani burada ben onda Santos'la şey yaptım. Hı -hı. Kıyaslama yaptım evet. yani. Sadece onun öncekini önce Serdar Hoca'yı, sonra Serdar Hoca'yı. Yoksa %100 erken. zaten bugün başkan da açıklama yaptı. Serdar Hoca'yı daha önce Samet Aybaba da yaptı. Gelen teknik adamın altında ikinci adam gibi düşünülüyor Şimdi ama gelen teknik adam kabul savaş eder Savaş şu var iyi kadron varsa ya da yıldız oyuncularla oluşan 3-5 tane de olsa 2-3 tane de olsa bir kadron varsa ve başarı yoksa teknik adam gittiğinde zaten o teknik adamla kadronun bir sıkıntısı var diye değerlendiririz. Oyuncularla bir frekans oluşturamadı diye konuşuruz. Evet. Ve böyle bir durumda da yeni bir teknik adam geleceği için geçici olarak gelen her zaman kendi içindenmiş gibi hisseder futbolcu. Kendi grubundanmış gibi, kendi sınıfındanmış gibi hisseder. Hele bir de o teknik adam daha önce diğerinin yardımcısıysa zaten şirketlerde de vardır, bu futbol takımlarında da vardır. İyi polis, kötü polis. Özellikle yardımcıysan her zaman iyi polis olmak zorundasın. Zaten itici oldun mu futbolcu seni tuzağa bile düşürür. Yani kendi teknik adamına malzeme yaptırtır. Hocam ya diğer hoca bunu demişti, yardımcınız bunu demişti falan filan gibi. Ee, şimdi bu fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Camianın destek olduğu bir yapının içinde bu teknik adama yani bu nereden çıktı, niye bu geldi diyen ben hiç görmedim Beşiktaş camiasında. Bu geçiş döneminde de Serdar Hoca'nın takımın başında olması hiçbir Beşiktaşlığı rahatsız etmiyor. Ama buradaki fırsatı iyi değerlendirmesi lazım. Yalnız bu 2-3 tane maç kupaya alır mı? Ne yapar? Veya ligde kalan maçlarda nasıl bir sonuç alır? Yanıltıcı olur. Yani şu bugünden itibaren hiçbir maçı kaybetmedi diyelim. Kupayı da aldı. Seneye şeyin var mı? inancın var mı? Serdar Hoca ile lige başlayabilir misin? Şampiyonluk yarışında varım diyebilir misin? Anladığımız kadarıyla öyle bir hedefi yok, yok zaten Yok. Başkanın da yok, yönetimin de yeni yok. Teknik adam arayışı da devam ediyor zaten, görüşüyorlar. E, e tabii benim alternatifler de bu e Genel istedim. şey için anlatıyorum. Hani bunlar böyle geçiş dönemindekiler için o yüzden fazla Çok yorum yapmıyorum. Doğru bir tespit yaptın. Orada sen çünkü o kulübelin etrafında bulunmuş evet. bir kişi olarak, transferlerin içinde yer almış bir kişi olarak, orayı birebir yaşamış bir kişi olarak söyledim. Ben de dışarıdan gördüğüm bir teknik adamın arkasındaki ikinci adam, iyi polis kötü polis de yüzde yüz haklısın. İkinci adamımız da iyi olacak. Kesinlikle. Okan Hoca'nın başarısında mesela ben hep söylüyorum. İrfan Sarıoğlu olacak. Galatasaray'a geldikleri zaman Fenerbahçeli. Efendim burada Fenerbahçeli. Tabii bu işte başarıda rengi olmaz. Kimler kimler nelere geliyor. Geçmişte futbolcu olarak da takımlarında çalışıp o eskiden bayrak öpme vardı, yıldız arma öpme vardı. Şimdi daha başka şeyler konuşuyoruz. Ee, burada da Serdar Hoca'nın yanında arkasında tecrübeli Samet Hoca var. Fenerbahçe'de bu konuda sıkıntı. Yine oraya geldiğimiz konuşacağız. Yani Serdar Hoca'nın bugününü sadece Santos'la kıyaslamak gerekirse oyuncu değişiklikleri, Trabzon baş, Fenerbahçe yani bu Trabzon Beşiktaş finalinde çok net söyleyeyim. İki takım içinde hamleler verilecek ama iki takım da o kupayı çok istediği için oyuna yapacağı hamleler oyunun gidişatına göre. Erken gol olsa da, golsüz bitse de belki 120 dakika oynanacak. Belki penaltılara kalacak ama o maçta kupayı alan tarafı ben %100 hamlelerini belirleyeceğini düşünüyorum. Serdar Hoca da bunu hem ligde hem kupada iyi yapıyor. Biraz izleyicilerimiz neler düşünüyor ona bakalım istiyorum bir de. Yakup Bey demiş ki kendisi bir Trabzonsporlu. Bu saatten sonra Trabzonspor'un kupayı kazanması değil kaybetmesi sürpriz olur. Beşiktaş finale bile zorlayarak geldi. Ankara gücü biraz baskı kurabilseydi Beşiktaş'a maçı. Beşiktaş'a karşı maçı kazanabiliriz. %100 katılacağım Görünmüyor. diyorum. İki maçta da öyleydi. Zaten az önce girişi ben o şekilde yaptım. Ankara evet. hem oradaki maçta, Ankara'daki maçta hem buradaki maçta oyun olarak baktığın zaman e, Emre Hoca da buna dikkat çekti zaten. Yani Emre Belezoğlu da orada buna vurgu yaptı. İlk maçta özellikle burada da e, Beşiktaş oyun olarak biraz daha iyi olabilir. Trabzonspor karşısında bu oyunun üzerine %100 koyması lazım. Serdar Hoca da e, buna katılan hani olması gereken. Burada bu final maçında Şimdi Serdar Hoca daha taze bir hoca. Onu da yani eleştiriyormuş gibi olmayayım da... ...teknik adam e, farkı ortaya çıkacak diye düşünüyorum. Abdullah Avcı bu konularda çok iyi strateji belirleyebilecek yapıda, kapasitede. O yüzden e, Trabzon'u ben de finalde bir adım önüne görüyorum. Biraz önce Gezel'in haberini izliyorum. Hani şey vardır ya çıraklara medyada çalışmaya başladıklarında... ...ilk öğretirler gazetecilikte derler ya işte... Eğer köpek adamı ısırdıysa bir haber değildir. Eğer adam adam <laughs> evet, köpeği sıruyorsa evet. bu evet. bir haberdir. O, o, üniversitede bile o ha. şeydir. Şimdi evet. baktığımda da gezel sakatlandı diyorsun ya benim için bir haber değil o. Evet. Alışmış, alıştım artık yani böyle enteresan yani... bir şey olması lazım, sürpriz bir şey olması lazım. Yani Serhat gezel. da alıştığımız gibi mesela ya da bazı oyuncular var öyle sürekli oluyor sakatlanıyor. Yani çok fazla kişi. zaten sahnede görmediğimiz için. E... ...düzenli de görmediğimiz için oyuncuların çoğu. E zaten Galatasaray'ın şu andaki şampiyonluk yarışındaki ciddi avantajının olması... ...mesela buradan oraya atlamış gibi ama sakatlık çok fazla olmaması... Evet. ...ya da kısa süren sakatlıklar. Çok fazla ceza duruma düşmemesi, kart görmemesi. Çok uzun enteresan. Var. Sakatlık haberi çok az yani Galatasaray Mesela tam tersi Fenerbahçe'de yani bir oyuncunun bir sezon içinde üç kere sakatlandığını gördük. O da ilginç. Neyse o konulara da geleceğim ama şimdi bir finalden başka finale geçmek istiyorum müsaadenizle. Şampiyonlar Ligi'nde de finalin adı belli oldu. Real Madrid ve Borussia Dortmund. <laughs> evet, güzel rövanş maçları seyrettik bu iki günde de. Önce bir haberimizi getirelim ekrana sonra bu finalle ilgili de tabii ki konuşacağız. Evet, şimdi tabii e, Dortmund ki büyük bir başarı. E, Real Madrid enteresan bir maç izledik dün. Ben de maçı böyle bir toplulukla beraber izledim. Heyecanlı bir maçtı. Geriye düştü Real Madrid sonra burada da ama yani sürpriz değildi tabii. Staddaydım diyeceksin zannettim bir an. Yok. Ee, ben de ben de <laughs> oradayım o yerde. Bir, bir, bir tür bir, 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 bir türbin yaptık diyelim ona. Bir türbin yaptık. Bir türbin, türbin yapmışlar. Evet, küçük bir türbin vardı. O küçük <laughs> tribünler çok güzel oluyor yalnız ya böyle evde, kafede böyle aile ortamında. Evet, böyle, evet, böyle büyük maçları severken keyifli oluyor gerçekten. Hani Dortmund'unki gerçekten büyük bir başarı. Çok zor gruptan bir de yani buralara geldi, finale geldi ama yani şansına da mesela ben biraz böyle ben de hep çok Real Madrid sempatizanıyımdır ama Almanya'da da Bayern destekçisiyim. O yüzden maçı böyle biraz farklı duygularla izledim ama Arda'nın yani kupa alması istedim için ki zaten öyle olacak diye düşünüyorum. Daha bir Real Madrid tarafındaydım ama şunu da düşündüm acaba bir Alman derbisi finali değişik farklı bir durum olur, Hani nasıl olur Dortmund Bayern? Bir o da hani güzel çekici gelmedi değil ama izin vermedi Real Madrid buna. Siz ne düşünüyorsunuz bu şimdi, final hakkında Ozan Zeybek? Şimdi Türk insanında şu vardır. Hep bir yerden kendine bir duygusal pay çıkarmaya, paya çıkarmaya bakar. İşte Madrid'e gitmiştim, Madrid'i severim. Almanya'da bizim akrabalar var. O yüzden, <laughs> o yüzden şunu yaparım. Falan. Şimdi ne yapacaklar? Dortmund'da Nuri Şahin Hoca var bizim evladımız. Diğer tarafta Arda Güler var bizim çocuğumuz. Evet. Bir yani böyle paylaşımlar olacak akraba şeymiş gibi, miras paylaşıyormuş gibi. Tabi ee, tabii orada da bence yani favoriler bazen şeyler oluyor. Bizi yanıltıyorlar böyle büyük konuşuyoruz da Real Madrid tabii dünya çapında bir favori. Yani şu anda evet. bunları konuşmaya kalkmaya gerek yok. Şunu söylemek istiyorum. Melike, Dortmund filan oynuyormuş, Real Madrid filan oynuyormuş. Bayağı elenmiş. Bunlar beni hiç ilgilendirmiyor. Üzülüyorum. Kahroluyorum. Fenerbahçe şu anda finalin adı Fenerbahçe diyebileceğimiz bir ortam var. Yok herkes Aston Villa kesin kazanır, Aston Villa bu kupanın favorisi evet. şuydu buydu derlerken Şu Kupanın o son yani. çeyrek finale kalacak, o son 16'ya kalacak, on, son 8'e kalacakların arasındaki en zayıf halkaya elenen bir Fenerbahçe var. Olympiakos final oynuyor biliyor musun? Bu ama kaderi oldu Fenerbahçe'nin. Frankfurt'u evet. hatırlayın. Sonra bir tane daha var. Evet ve Trabzon'da da, da oldu aynısı. Trabzonspor Roma ile şey Sevilla var. Sevilla var. Sevilla var. Ama da... Sevilla zaten ama o maçı kazananı finale gideceği söyleniyor. Yani Rum yenmişti gelmişti ama Fenerbahçe bir var. maçta. E, e Trabzonspor'da şey. da Roma ile Avrupa'da kadere bay. Yani kazan. sadece Avrupa değil ligde de aynı benzer şeyler söyleyebiliriz. Evet, ee, enteresan. Üzücü yani temsilcimiz adına. Çok üzücü ama yapacak bir şey yok. Her sene diyoruz ki işte ders çıkardık. Bunun, önümüzdeki maçlara bakacağız. Bundan sonra bu hataları yapmayacağız. Yani kadro kalitesi yapılanması olarak baktığımızda o kadar geride olan bir kulübe elendik ki, takıma elendik ki. O yüzden kahroluyorum diyorum. Dün e, b, iyi bir iş yaptı Fenerbahçe. Dün iyi bir iş yaptı. Final Four'a kaldı. Evet Fenerbahçe. Beko'yu tebrik edelim bir kez sezonlar daha sonra mucizevi bir şekilde Fenerbahçe zoru seviyor. Kolayı hiçbir şey sevmiyor. Dışında, futbol dışında her yerde başarı var birçok yerde ya. Hayır burada elinden kaçırdı. Yani burada işi bitirebilirdi. Evet. Riske attı kendini gitti. Fransa'da işi bitirdi. Orada da bir şey olmuş galiba. Yani bu ilk defa bu seri hani 2-2 üçüncü son maça kalan ilk defa bir deplasman takımı tur atlıyor. Evet. Fenerbahçe yani daha güzel şeylerden bahsetmek istiyorum. Hani rekorlardan başka şeylerden bahsetmek istiyorum da ilk defa yaşa bir olay yaşanmış. Bunun ismi de Fenerbahçe olmuş. Bunu da söylemekte fayda evet, var. Evet iyi ki söyledin. Bir kez daha tebrik ederim Fenerbahçe Beko'yu Euroleague'de Final Four'da. Real Madrid konusunda aynı. Ben de çok ciddi bir Real Madrid sever olarak. Ee, tabii ki istiyorum ama bir taraftan da o gelenek bir yıkılsın diyenlerdenim. Dortmund'u kutluyorum. Orada iki Türk dedin sen futbolcu olarak. Bir de Nuri Şahin Hoca var orada. Evet. Evet. O da onu da katarsak orada üç tane Türk'ün hmm. olduğu Sağ bir final gerçekten çok başka Emel bir heyecan. Evet. Başka bir heyecan katacak. Bir tarafta Arda, Salih, Nuri Hoca. Gelenek bozulur mu? Ben Bayan Münih adına bir şey söylemek istiyorum. O... Offside'dan iptal edilen gollerini gördüğüm zaman direkt Galatasaray maçı aklıma geldi. İlahi adalet dedim böyle içimden yani. Orada çünkü var sisteminin bozulması, üç kere karar değiştirmesi, olan golü verecekken sonra ceza evet sahasına gelip Okan Hoca'ya orada kart göstermesi, Okan Hoca'nın orada sinirlenmesi, gerilmesi. E, yani biraz sanki böyle bize o deplasmanda Nobre'ydi galiba hakemde. O hakemin e, adaletsizliği, diyeyim. O çünkü o maçta gerçekten de çok kötü bir yönetim vardı. Bilmiyorum hatırladım abi <laughs> maçı. Yani o hem Lukas Torreira'nın iptal olan golü hem de o çizgisinden çizilmemesi, bozulmuş olması ve hakemin karar değiştirmesi. Golü verip sonra tekrar orta sahaya kadar gelip bir daha bir konuşup sonra fikir değiştirmesi. Fenerbahçe'yi niye benzetiyorum biliyor musun Melike? Sorarsın ya bir veliye. <laughs> Çocuğun dersleri nasıl? Elinden tutmuş geliyorlar. Maşallah çok güzel çocukmuş. Dersleri nasıl? Ya amcası çok zeki ama çalışmıyor ya. Tam benim Fenerbahçe'de bana... bulun gibi. Çok zeki ama çalışmıyor. Elinde iyi bir kadro var ama ya bu bir bahane olamaz. Neden bunu diyorum? Biz bu akşam şu anda final for'a kalmış Fenerbahçe'yi konuşurken şu anda da futbolda finale kalmış Fenerbahçe'yi konuşmalıydık. Evet, daha iyiyim diyorsun, diyeyim. daha çok para harcıyorsun. Daha iyi konsantre olman gerekirken konsantrasyon eksikliğinden veya kendi kendine içerideki bizanslarla boğuşmaktan dışarıdaki bizanslara işi kaybediyorsun. Çok üzülüyorum. Neden bunları bu kadar şu anda söylüyorum biliyor musun? Arkadaşlar Olympiakos Aston Villa'yı eledi, eledi. Bugün Fenerbahçe yapmalıydı onu. Biz de şu anda finali konuşuyor olmalıydık. Türkiye'ye kaç yıl sonra 24 yıl sonra bir tane daha Avrupa'dan bir kupa gelme şansına o kadar yakındık ki. Hiç. Bak raf düşür raf. Boyun yetmiyor. Dokunabiliyorsun ama onu oradan kitabı alamıyorsun. Ya birisi arkandan destek olacak veya küçücük bir basamağa ihtiyacın var gelip kalkıp onu alacaksın. Fenerbahçe bunları yapamıyor. Aa, dokundu alamıyorum deyip pes edip gidiyor. Ligde de yine şimdi madem konuyu açtınız bir puan kaybı yaşadı. Ee, yani o durum da devam ediyor bir ben yandan. Ben tam onu diyecektim. Avrupa'da güzel anlatıyorsun ama ligde de aynı şekilde. Hem ligde hem Avrupa'da aynı şekilde olmalı. Bu akşam Bizans Avrupa derken, gecesi ya. Bizans derken, mesela ben Fenerbahçe'de öyle bir ciddi bir muhalefet görmüyorum. Bizans yani, olarak bu, da baktığında yani, yani futbol şey içinde, içinde, Demiyorum de, bu Olympiakos'a elendi diye şey yaptım da. E, ya bir birlik beraberlik oluşturamıyorlar savaş. İlla düşmanın olması da gerek, gerekmiyor. Ee, birlik beraberlik. Ha Fenerbahçe cami olarak. Bir, olarak. Bir tek başkan 5 senedir istediğini yapıyor. Karşısında bir muhalefet yok. Ne medyasıyla ne genel kuruluyla. Mesela bir Galatasaray çok daha farklı. Biraz sonra Galatasaray konusu. Şampiyonluğun en güçlü adayı. Şampiyonluk geldi gelecek gibi bir ortamda şu anda Galatasaray. Yani artık böyle ramak kalmış. Bu durumda bile şu anda başka şeylerle. Başkan adayı çıkıyor. Biraz sonra öbür olayları söyleyeceğim. Yönetim içinde Yeni bir kriz çıkarmaya çalışanlar var. Bunu Galatasaray adına Bizans biz alışız yıllardır. O hep var. Ama Fenerbahçe'de e, o kadar yok diye düşünüyorum yani. Çünkü Fenerbahçe'de senin gibi gerçekleri söyleyen yok abi. Çok net söylüyorum. Sezon var, var, başında var, İsmail... Da. Birkaç İş, kişi he. olabilir belki çok fazla. Ama senin kadar objektif net söyleyen yok. Zaman zaman eleştiri alıyorsun. Zaman zaman hakarete var eleştiriler. Bu ben de için, benim için de geçerli. Hı hı. Ben hastaneye geldiğim zaman ben de bu söyleyeceğim. Ben de bu konuda doluyum çünkü zaman zaman. Şimdi sen sezon başında İsmail Kartal açıklandığı zaman... Ben geçen sene George Asus'la devam edilmesinden yanaydım mesela böyle hı hı. bir kadroyla. Zaman zaman eleştirenler vardı. George Jesus'tan sonra gelecek teknik adamın İsmail Kartal olmadığını birkaç defa söyledim. Baktım kızanlar var. Ben de sonra yoldum bıraktım. Bir teknik adamı gönderiyorsanız bunun adı George Asus'ta George Jesus'tan sonra gelecek teknik adamın çok daha üst düzey bir teknik adam olması lazım. Bu kadar net. İsmail Kartal'ı burada birkaç kere ağır demiyorum bak. Eleştirilmesi gerektiği gibi eleştirdim. Fenerbahçe düşmanı ilan edildim. Bugün o gün seni eleştirenler şu anda Yine İsmail Hoca eleştiriyor ve daha ağır şekilde eleştiriyor. Ben sosyal medyada bakıyorum. Senin eleştirilerin çok daha üzerinde eleştiriler görüyorum. Hı hı. Bu bizi üzüyor. Yani o da neden biliyor musun? Muhalefetin olmaması işte. Senin dediğin gibi içerideki Bizans belki bir sayıda var ama iyi giderken herkes bir şeyi söylüyor. Zannediyorum ki hiçbir yere olmadı. Işte. İş işten sezon geçti. Başında her maçı kazanan yani biraz daldan dala atıyoruz kusura bakma Melike ama Önemli sezon değil. başındaki Fenerbahçe'nin şöyle 20 maçlık bir periyoduna bakalım. Oradaki Talic, Şimaski, Fred, Ceko bunları sayarken Batu ya, ya inanılmaz bir gol ortalaması vardı. Gol yüzdesi vardı. Sonra bu takım niye bu hale geldi kimse sorgulamıyor. Diğer taraftan eleştirilere bakıyorsun. Şimdi bu noktada ben bakıyorum. Yani e, biraz gerçekçi olmak lazım ya. Şimdi, biraz gerçekçi olmak e, lazım. Özellikle diğer saatte daha yoğun bir şekilde konuşacağız bunu. Hem şampiyonluk yarışını da konuşacağız. Geride kalan haftayı da konuşacağız. Tekrar bir finale, Şampiyonlar Ligi finaline şöyle dönmek istiyorum ben. Siz de bahsettiniz. Belki e, bir tarafta Salih Özcan var, işte Nuri Hoca var, diğer tarafta Arda Güler var. Yani ilk kez olacak bu hani bir Türk Şampiyonlar Ligi kupasını kazanmış olacak. Bir haberimizi getirelim ekrana. Biraz bunun üzerine de konuşalım. Evet, milli futbolcularımızın e, kupayı alacağı bir final olacak. Hangisi kazanırsa. Dedi ki, kim kazanır bilmiyorum ama kazanan ay yıldızlı bayrağımız olacak. O şu anda futbolcularda da yüzde yüz hani maçtan sonra nasıl burada yabancı futbolcular... milli takımda ülkelerin bayrağıyla hmm. şampiyonluk kutlamalarına çıkıyorlar. Orada bir Türk bayrağını göreceğiz. Evet. Yani evet hangi takım kazanırsa kazansın mutlaka şu anda kaldığı otelde ya da evinde o bayrak siparişi verilmiştir. O kutlamalarda o bayrakla dalgalanacak olması benim için çok gurur verici. Geçen sezonda finalde çünkü... İki tane Türk vardı biliyorsunuz ama bu sefer çok daha farklı. Melike fikrimi değiştirdim. Ne gibi? İçime doğdu. Ne doğdu? Dortmund kazanacak. Allah Allah. Kupayı. Nereden çıktı? Bilmiyorum. İçime bir anda nereden geldiyse öyle bir his. Sende var mı peki? Vardır kesin bir biraz ne? Alman. Yok yok bende hiçbir hiç empatize... şey yok. Aa evet. mümkün değil. Ee, o kesinlikle o yok. Kesinlikle yok. <laughs> Gerçekten. Ya, vallahi içim, yani bir anda nedense bu kez farklı bir şey olacak diye düşündüm. Hep işte işler Ancelotti'nin istediği gibi gidiyor. <laughs> bir yerde film değişecek. Ve bu, bu turnuvada Dortmund'un taraftarı dünya çok olabilir ya o değişiklik için. Mesela ben de çok ciddi bir Real Madrid sever olarak Dortmund kazanmasını istiyorum. Dortmund'da çok dostlarım var bu arada hmm. yani. Çok sevdiğim dostlarım var. Orada bir Mahmut abim var, o aşırı istiyor bu kupayı bu sene. İnşallah alır bütün Dortmund'daki Türkler de o coşkuya ortak oldular yani. Şimdi Real Madrid'i nasıl sevdik biz zamanında? Hugo Sanchez'le tanıdım ben. Bilmiyorum Savaş sen sempati duyuyor musun? He? Çok. Hugo Sanchez'le işte her ülkenin böyle şeyi vardır takımları. Yani sempati duyabileceğin. Real Madrid ama Türkiye'de herhalde birçok kişinin yurt dışında bir takım sempati duyuyor musun diye sorsan Real Madrid cevabı gelir. Bu kadar bu zaman konsol oyunları falan yoktu ama mahalle maçlarında falan herkes o Sanchez olurdu yani onu evet. <laughs> iyi mesaj... İlk, ilk Rovaşata'yı onda gördüm galiba ben golü. Olabilir. İlk Rovaşata golü. Bir mesaj gelmiş. Sürprizlere açık olun demiş Süleyman Bey. E, Borussia Dortmund bu sene Şampiyonlar Ligi'ni, Fenerbahçe Euro Ligi, Olympiakos Konferans Ligi'ni, Türkiye'de Euro 2024'ü kazanacak. Tüm dünyada Türk bayrağı dalgalanacak demiş. 2002'de olduğu gibi. 2002 muazzam bir sezondu. Dünya üçüncülüğü, televizyon, basketbol. O muazzam bir sezondu. Şimdi bizim ekrandaki KJ'yi Alman basınına göndereceğim ben yarın. <gülüyor> 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 ya. <gülüyor> Dortmund Vinicius Junior'ı durdurabilirse kupayı Dortmund kazanır demiş gerçekten. Durdurulması çok zor. Eee Real Madrid bazı maçlarda hatta yani acaba eleniyor mu diyerek de kazandı. Hani her türlü winnerlığını ortaya koydu. Real Madrid'in böyle net üzüldüğü Süper Kupa maçında Galatasaray Kupaya koşarken Roberto Carlos'ların falan yerde yattığı böyle çok o da o efsane, efsane bir, bir kadroydu. Yani, yani o efsane kadroda Galatasaray Kupayı aldı ve bu Real Madrid oyuncuların orada yerde yani yatışları o üzüntülerini gözümün önüne getirdim bir anda. Hakikaten bu maçta da öyle bir sürpriz olur mu? Olursa Real Madrid üzüntü duyar mı? E tabii finalde kaybetmek herkes üzer. Bu kadar kupa canavar olmasına rağmen. Şimdi ee, Real Madrid ligde de iyi. Yani mesela Bayern Münih tek tutunduğu şey kupaydı. Olmadı. Dortmund için de kötü bir sezon. Şampiyonlar Ligi büyük bir sürpriz. Yani bu arada hani bir yandan da bizimle de alakalı durumlar var mesela. İşte Edin Terzic Hı -hı. E, Adı anıldı, konuşuldu, Nure Şahin'le görüşüldü Beşiktaş'ta hocalık için. Dortmund'un durumuyla da çok yakından ilişkili aslında bunlar. Hı hı. Ya Onun da bir detayını ya orada, konuşmak orada lazım. Orada biraz şunu söyleyeyim. Bu arada ama şunu da söyleyeyim. Ee, Hasan Arat bugün açıklamalar yaptı. İbre yerli hocaya kaydı. Demiş. Onunla ilgili 5 geldiği zaman biraz e, eleştirilerim olacak. Şu an bahsedebiliriz. İbre Yerli hoca'ya zaten kaymıştı. İlk başından beri hep yerli hoca. Çünkü yabancı hoca bu şartlarda bu transfer bütçesinde takımın yarısından fazlasını değiştiği bir yerde yabancı hoca çok büyük risk olur. Çünkü bu transfer bütçesi yapmak kolay değil. O yerli hoca da büyük ihtimalle ilk alternatif olarak Nuri hoca var. Bugün başkan Sergen hoca, Şenol Güneş hoca'nın isimleri tabii ki zikredildiği için e, biraz politik. Onlar her zaman gündemimizde diye. Böyle oldum. ben eğer Sergen Yalçın olsam, benim önümde Nuri Şahin Hoca, kimse yanlış anlamasın bunu defalar söyledim. Hı -hı. Nuri Şahin Hoca'ya çok büyük saygı duyuyorum. Orada da Dortmund'a giderken Edin Terzic'in bu kadar başarılı olacağı beklenmiyordu ki Nuri Hoca oraya geçecekti ama şu saatten sonra biraz zor gözüküyor. Nuri Hoca'ya Türkiye dönme şansı var, görüşme var. Ama benim var. de öğrendiğim kadarıyla çok da ciddi bir sahiplenme varmış Nuri Hoca'ya. Bütün bu hani bu başarıya rağmen. Evet. Var. Ama terzişle de de bir geliş bırakmak istemiyorlar ama Nuri Hoca'nın gelip de Beşiktaş'ta teknik adamlık yapmayı da e, orada çünkü çok şey öğrendi. Hatta ben şunu söyleyeyim Antalya Sporu çalıştırırken hafta sonu maçtan sonra Dortmund'a gidip orada bir bilgi hı hı. yani orada bir bilgi bankasını geliştirmek için Dortmund'daki hocalarıyla da görüşüp bilgi alışverişi yapıyordu. Kendini geliştirmeye çok müsait ve çok çalışan bir teknik adam. Ben önünü çok açık olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın tercihini bekliyorum. Şu kadarını söyleyin yani önümüzdeki 10 yıl içinde Türkiye'den hangi teknik adam veya Türk hangi fut şu anda da oynuyor da olabilir bir futbolcu. Hangi bir Türk Avrupa'da önemli bir takım çalıştırır dersen birinci sırada Nur Şahin derim. Bak ortada daha bir şey yok. Şu anda yani. baktığımızda kimi söylerler? Duygusal cevap vermeyeceksin. Duygusal cevap verirsen Okan Bor Buruk diyebilirler. Ha, çalıştırır. Çalıştırır. Önümüzdeki 10 yıl içinde bir Dortmund'u, bir Frankfurt'u, bir Lazio'yu örnek veriyorum. Kim çalıştırır dersen Nuri Şahin birinci sırada. Dortmund hayalinde hep varmış. Bu arada adı Feyenoord'la da anılıyor şu an Nuri Hoca'nın. Evet. Ee, Feyen, Hollanda Ligi'nden bir takımı çalıştırması onun için çok kolay. Önümüzdeki 3 sene içinde onu yapabilir. Bak ama önümüzdeki 10 yıl içinde diyorum. Lazio, Napoli, belki Real Madrid. Bunu bir Türk antrenör olarak benim birinci sıramda Nuri Şahin var. Ben de %100 katılıyorum. Hedefinde de bu var. Bazen hedeflemek o başarıya ulaşmak istiyorsan hedeflerken de e, durduğun yerdeye de hayal kurarak değil. O hayali nasıl gerçekleştirebilirim? Ekip, çalışma ekibi. İzin zamanlarında o dediğim şey çok önemli. Buradan Almanya'ya gidip eski hocalarıyla fikir alışverişi yapmak, antrenman programları konusunda buradaki yardımcılarına güveni. Ben de katılıyorum. Nuri Hocanın yalnız yabancı bir takım olarak baktığım zaman Dortmund'u çok istiyor. Dortmund'u mutlaka çalıştıracaktır. Ama 2 sene ama, ama sene ama bir sene belki de devam edecek. Ya şimdi... 2-0 oldu bu arada Olympiakos El Kabi attı onu da söyleyelim. 10 o tane gol attı 8 maçta. Bu, bu konferans liginde 10 tane gol attı Hatay Spor'un eski oyuncusu düşün. Ah o 11. dakikadan sonra bir gol daha hocam isteseydin o 1-0'a ya. Oradaki maçta adam maçın başında gol atıyor 3-0'a geliyor. Sen iki gol atıyorsun. Gördün mü Kurunç? Kurunç'u gördünüz mü? Tekrar konu yine kayıyor işte ne yapalım ne yapacak yapalım bir ben. şey yok. Yani. Adana evet. Demirspor Maçı'nda bir maç sezon başında o kronik işte neredeydin falan filan sonra. Beklenen olmuyor. Peki şunu toparlayalım Beşiktaş'ta hoca konusunu açtık. Ee, Ozan Zeybek sen ne düşünüyorsun yerli yabancı hoca? Nuri Şahin'e ilgili değerlendirme yaptım ama Beşiktaş'a hoca konusunda. Şimdi farklı bir boyut getireyim sana. Antalya Spor'un önümüzü şu andaki teknik adamı kim? Şimdi Sergen Hoca. ama Sergen Hoca bırakacak. Sezon Hoca bırakıyor. Evet. Oraya büyük ihtimal Alex de Souza geliyor. %80. Evet. Şu anda öyle gözüküyor. %80. Sergen Hoca boşa çıkıyor. Şimdi e, camiadan duyduğumuz konulara göre de yerli teknik adam olacak ve şey de bahsediyor. Bugün başkan da katıldığı programda bundan bahsetmiş. Hı hı. E, şöyle bir şey söyleyeyim. Kafalar daha şey olsun. 100, 100 üzerinden o birimi alalım. %30'unu otuzunu Nuri Şahin'e %40'ını Sergen Yalçın'a vereyim ya da yüzde %45'ini Sergen Yalçın'a vereyim bak 30, 45, 75 değer geri kalan 100'ün eksiği 25 benim için sürpriz bir isim olabilir. Buraya koyabileceğim bir yerli isim yok. Yerli yok. Yok Şenol Güneş benim için Şenol Güneş diyenler var adı geçiyor döneşiyor adı geçiyor benim için sıfır ihtimal sıfır ihtimal diyorum Yüzde %1 demiyorum sıfır ihtimal diyorum. 45, %45'ini Sergen Hoca'ya veriyorum. %30'unu Nuri Hoca'ya veriyorum. Ben Sergen Hoca konusunda bu kadar daha oranı fazla veremiyorum. Çünkü en başından beri bu yönetim Sergen Hoca konusunda çok samimi davranmadık ben yanıyorum. İbre Yerli Hoca'ya kaydı ben biraz orada yine bir Sergen Yalçın Melike. Mı önümüzdeki günler önümüzdeki, diye. önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ben inşallah yanılırım. Ee, Nuri Şahin Hoca'nın ismi ortaya atıldığından beri Sergen Hoca'ya ikinci sınıf, ikinci numara, yani iki numaraya koymaları beni açıkçası rahatsız ediyor. Beşiktaş'ta olsam, Beşiktaş futbol sever olarak, bir futbol sever olarak bu takım bir, ilk Sergen Hoca ile Sergen yani. Hoca'yla ile çok benzetmeye başladı. Bazen durumda. gönlünden geçen değil, şartların doğurduğu olaylara e, mecbur kalırsın. Şartlar, camlar. şartlar Sergen Yalçın'ın lehine olacak. Öyle değil değil sana konuşacağız bir araya gideceğiz. Ee, bu dilimde Şampiyonlar Ligi finalini de konuştuk. Değinmediğimiz bir ayrıntı Kane'in talihsizliği. Kupa talihsizliği yine olmadı. Bayern'de de olmadı. Bununla ilgili bir analizimiz vardı. Bir onu getirelim ekranlarınıza. Sonra saat başı beraberiz. Daha konuşacak çok konumuz var. Ardından yeniden birlikteyiz son sayfada ikinci dilimde. Şimdi bir toparlayalım. Beşiktaş'ta hoca konusunu konuşuyorduk. Sergen Yalçın'dan bahsediyorduk tam da araya gitmiştik. Bir toparlayalım sonra şampiyonluk yaşına tekrar geri döneceğim. Dediğimiz gibi son taze açıklama Hasan Arat'tan geldi. İbre yerli hocaya kayıyor. Yani gerçekçi olmak gerekirse İbre yerli hocaya. Ben Almanya'ya gittiği zaman da söylemiştim Hasan Başkan'ın. E, yerli hoca olmak zorunda. Yabancı hoca olursa çünkü gerçekten maliyetli olur. Yabancı hocalar yerli hocalar kadar duygusal olmuyor. Hı hı. Yerli hocalar duygusal oluyor her konuda. Transfer konusunda, tazminat konusunda. E, şimdi burada Sergün Hoca'nın şampiyonluktan sonraki gidişi yine bir yarım kalan hikayesi var. Ama Sergün Hoca'nın e, dönmesini isteyen de var, istemeyen de var. Az önce ben satır arasında söyledim. Hep Fatihlerin mesela Galatasaray'da gidişleri ve gelişlerinde e, bu kadar kupası olmasına rağmen, müzenin içinde çok çok önemli kupalar yani UEFA kupası, şampiyonluklar kupası bir yıldızla tek başına olması şu anda Beşiktaş'a yerli bir teknik adam kim yakıştır dersen yani bir futbol sever olarak en çok yakıştırdığım isim Sergen Yalçın olur. Yönetimdekiler de Sayın Başkan da inşallah bunu öyle uygun görürler. Hoca netleşmediği sürece Nuri Hoca'nın ismi de Beşiktaş'tan alacaktır. Evet. Bunu ifade etmem lazım. Öyle bir isim olmalı ki işte kimsenin itiraz etmeyeceği. Şimdi mesela az önce Ozan Zeybek bir yüzdelik bir şey verdi ya, dilim verdi ya. Hani gelecek isimler belli ama onun dışındaki herhangi bir yerli ismi Beşiktaş tarafları da çok kabul etmeyecek. Seçeneklerde var mı başka Var mı? Yani var mı? Seçenek oluşturamıyorsun. Aslında şimdi çok isim var. Şimdi haksızlık etmeyelim. geldiğimiz Beşiktaş zaman Beşiktaş camiasında çok fazla yerli teknik adamlık yapan isim var. Ama şu durumda, şu atmosferde geçmişte başarı elde etmiş bir hoca beklentisi olduğunu düşünüyorum ben Beşiktaşlılarda. Olanlar da yıprandı mesela. Rıza Hacı yıprandı. İşte aynen ya Şener çok Hacı var. İprandı. Ee, Fenerbahçe'de mesela bu sezon aynı şey yaşanacak. Yeni bir teknik adam dediğimiz zaman sayabileceğimiz İsmail Fenerbahçe'ye geldiğimiz zaman. Ama Beşiktaş'ta dediğim gibi şu anda Sergen Hoca'nın önüne çıkabilecek bir isim yok ya da geçebilecek. Yani savaş o üzülür. Buna ayıp olur. O arkadaşımız demeden net söylüyorum. Benim benim tercihim bu değil. Bak ben te kendi tercihimi gönlümden geçeni söylemiyorum. Okuduğumu söylüyorum, gördüğümü söylüyorum. Bugün mikrofonu eline al A Spor mikrofonu git Taksim Meydanı'na. Sadece Beşiktaşlılar gelsin lütfen de. Uzat mikrofonu 100 kişi 90, 90 kişi 100 var. kişiden 75'i demezse 90. bir daha ben futbol konuşmam. 90. Bir de başka kim olacak ama. ben kendimi de böyle. işin içine sokuyorum şimdi. Bir daha konuşmam futbol. O kadar net şey söylüyorum sana. Bak. Sergen Hoca ile futbolculuğu zamandaki röportajlarında işte bir iki basketbolu hayatında hiçbir zaman yerine gelmiyor. Galatasaray'dayken de Sergen Hoca hep aynı karakterdeydi. Hmm. Beşiktaş'tayken de, Fenerbahçe'deyken de, Trabzonspor'dayken de. Sergen Hoca ile şu anda biz iki tane hiç tanımayan bir kişi olarak Beşiktaş'ta Sergen Hoca diye biliyorsak 100 kişiye sorduğumuz zaman 90 tane Sergen Yalçın der. Kesin der. Beşiktaşlılara soracağız zaman. Şimdi toparlayacağım ama son dakikamızı da paylaşalım. Avrupa Kupaları da da finallerin adı belli oldu. Atalanta, Bayer Leverkusen onu söyleyelim ee, hemen ve beklenen de oldu. Zaten biz de burada konuşuyoruz, konuşuyorduk. Olympiakos, Fiorentina ee, bizi üzen bir durumdu tabii ki. Neden? Çünkü Fenerbahçe'de, temsilcimiz Fenerbahçe'de gayet bu finale çıkabilirdi dedik, konuştuk. Bu arada Bayer Leverkus'un 2-0 geriden yine 2-2 yaparak bir önceki maçı zaten kazanmıştı. Öyle finale çıktı. Enteresan bir maçtı. Ben baktığımda çünkü Roma 2-0 öndeydi bir anda. Yine bu arada... Evet yenilmeme rekorları var. 49 maç oldu. Yenilmeyen bir takımdan bahsediyoruz. Bence yani, ilginç bir ya, final. Atalanta'yı da tebrik rekor etmek kutla. lazım bu arada. Atalanta'nın geçmişinde pek bir Avrupa başarısı yok. Ee, onlar da bir evet, ilk finalleri olması lazım ve ilk kez böyle bir başarı elde ettikleri için de kazanmak isteyeceklerdir. Ama bu sezonda bir Bayer Leverkusen gerçeği var ve hem ligde çok zaten şampiyon oldular ve hak ediyorlar da e, onlar da Avrupa şampiyonluğunu. Konferans Ligi'nde Olympiakos'un geçmişinde bir e, böyle bir başarısı yok. Evet. Onlar da ilk kez e, onlar da Fiorentina ile karşı karşıya gelecek. Finaller belli oldu artık. Bütün finaller belli oldu. Fenerbahçeliler kendini sakın avutmasın. Nasıl avutacaklar biliyor musun kendine Diyecekler ki ya Fenerbahçe'yi zaten istemiyorlardı. Final Atina'da oynayacaktı. UEFA'da böyle istedi. Gizli güçler de bunu istedi. Olympiakos'la Fiorentina oynasını istendi. Anlatabiliyor miyim? Lobiler bunu istedi. Kesinlikle böyle bir şey yok. Şapkayı önüne koyup <laughs> Fenerbahçe neden bunu yapamadı diye analizleri yapmazsa, duygusal davranırlarsa bu başarısızlık serüveni devam eder. Her sene aynı hikayeyi, aynı kaseti dinliyoruz. Burada kötü olarak söylemiyorum da Serdar Ortaç şarkılarına döndü bu. Bugün yine bir yeni şarkısını Aynen. dinledim. Müzik melodiyi duymaya başladım. Söz gelmeden dedim ki bu Serdar Ortaç şarkısı. Fenerbahçe yeni mi yapmış. Yeni yapmış. Yani bu da aynı Fenerbahçe'nin hikayesi de hep aynı senaryolar. Çok hızlı bir başlangıç. Ee, dalga konusu gibi oldu. En iyi ikinci. Her sezon aynı şeyleri konuşuyoruz. Belki de rekor se seviyede ikinciliği var Fenerbahçe'nin. Herhalde 25 kez mi ne? Geçen ben onu not ee, almıştım. Erman ya. Hoca da söyledi onu. Yani şu kadar ikinciliği var diye. O yüzden bunlar e, gülüp geçilecek veya duygusal bakıp da bahane üretilecek konular Mazeretlere değil. Mazeretlere ürettikleri e, eforu, enerjiyi şampiyonluğa üretmiş olsalardı bu 25'in içinde... Savaş herkesin sayılar, mazereti olabilir ama ikna edici olması lazım. İşte onu Bizi ikna edebileceği hiçbir abi, konu yok şu anda. Hala aynı şeyleri konuşuyoruz. Bugün yine aynı 29. şampiyonluk için çekip Bey divan başkanı oldu. Bir sene içinde belli olur. Ya hakikaten e, yazık. 25 tane ikincilik, kaçan şampiyonu, kupa maçlarında aynı evet. şekilde finallerde bir yere kadar gelip ondan sonra verdiğiniz ama ama sürekli mazeret ama ikna konusunda çok zayıflar. İkna edemiyorlar. Şimdi artık konuşmaya da başlayacağız Fenerbahçe'ye. Önce bir haberimiz var onu paylaşalım. Edin Ceko Fenerbahçe'nin bu sezon en iyi performans olan oyuncularından biri. Ama attığı kadar kaçırdıkları da varmış. Gerçekten e, bir onlara bakalım. E, istatistiklerini hazırlamış arkadaşlarımız. Net fırsattan yararlanamama sayısı attıklarından fazla gibi görünüyor. İzleyelim. Yani Cek o kadar konuşacak çok şey var tabii Fenerbahçe'de ama ilginç bir detay olduğu için böyle başlayalım istiyorum. E, aslında gol konusunda çok problem yaşayan bir takım olmadı Fenerbahçe. Ee, ...onun altını çizmemiz lazım... ...Ceko olmadığında Batshuayi çıktı saniye... ...belki sezonun başında daha rahattı... ...çünkü Şimanski de sazı eline alıyordu o zaman... ...hani biraz daha e, oyun, skora katkıda diğer oyuncular da etkiliydi... Sona doğru biraz belki bu kısırlaştı... ...Savaşçı Orlu sen bu konuda biraz farklı düşünüyorsun... ...senle devam edeceğim... ...bu düşüncemi paylaşmadan önce önemli bir düşüncemi paylaşacağım... ...bugün 10 Mayıs... ...buradan çok kez doğum günü kutladığımız arkadaşlarımız oldu... ...dostlarımız oldu... ...şu anda karşımda görmüş olduğunuz. Neduki evet. arkadaşımızın, dostumuzun doğum günü. Nice nice sağlıklı, mutlu yıllara. Birlikte nice sağlıklı, sağlıklı, güzel programlar yaparız inşallah. Seninle program yapmak çok keyifli. Bugün doğan bir arkadaşım orada çok sevgili dostum Burak, Cebeci, arkadaşı Sara beraber şu anda Antalya'da tatildeler. Bizi izliyorlar. Hem senin ama başta moderatörümüz Melike'nin olmak üzere bugün doğan herkesi doğum günü kutluyorum. Burak, Cebeci ve Sara sizlere de tatil iyi tatiller diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Melike sen şimdi çok yaşlandın büyüdüm. mı büyüdün mü? Yaşlandım. Yaşlandın mı <laughs> Yaşlanıyorum. Bir, bir yaş büyümüş oldun Yaşlanmadım da. Öyle mi? Ee, Aa süper yaş... oley. Ee, öyle söyle. Öyle, öyle diyorum ee, Bir yaş tamam. daha büyüdüm de. Bir yaş daha büyüdüm diyorum. Bu arada çok kişinin doğum günü kutladık hep böyle ama ilk kez Melike'nin doğum günü canlı yayında kutluyorum. Ben bir gün izliyorum. Bir gün önce doğum günü ekranda izledim. Bana ilk kez geldi. Bak kaç senedir program yapıyoruz. Denk, ama denk geldi. Keşke bir... Büyük bir pasta alıp gelseydin keşke. Yani Derler canım? Ya Küçük bir şeye getirseydin. Küçük ekran, bir pasta, büyük ekran büyük var. bir pasta çok alıp çok gelseydin. Olmaz. Yani ben çok fazla. Şey olabilir. Pasta... olabilir mi? Yani Hayır her canım, şey olabilir. Ben çok fazla. Pasta yemeyi sevmiyor. Üflemeyi de çok fazla sevmiyor. Yani üfleme ama yeme konusunda ben e, bir gün program çıkışı çok da güzel bir pastayı ben dedi bu saatte zaten yemem dedi. Belki tadına bakar ama doğum günü daha şu anda başlıyor. Daha bir kocabı, 24 saat var. Yani her şey olabilir. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yarın gerçekten. akşam son sayfa var mı? <laughs> var. Tamam. Ya pasta gönderelim ya, şu anda teşekkür. bugün başlıyor <laughs> yarın akşamki son sayfaya kadar devam ediyor çok teşekkür ederim izleyicilerimiz de yazmaya başlamışlar ee, onlara da çok teşekkür ediyorum şimdi hepsini okuyarak süre programın süresinden çalmak istemiyorum çok özür diliyorum bütün doğum günü kutlayan izleyicilerimize teşekkür ederim hepinize o, daha çok sorularınızı okurken isimlerinizi de okuyup teşekkür ederim hepiniz çok sağ olun ee, büyüdüm <laughs> yaşlanmadım tekrar onu söyleyelim evet, evet kutlayacak olanlara da şimdiden teşekkür ediyorum. Ve devam edelim Ceko'yla. Ben çünkü duygulanıyorum biraz. Benden biraz ee, böyle sözü alın. Al sözü. Duygusal da aynı zamanda. Savaş. Ben Ceko konusunda şöyle 27 tane gol pozisyonu attığından fazlasını kaçırdı diyor. Neye göre, kime göre? Orada bir ölçer alet mi var bilmiyorum. Ben Ceko'nun geldiği zaman en çok sevinenlerden bir tanesiydim. Yani Icardi'nin karşısında Ceko gibi bir oyuncu izlemek. Açıkçası o dönemde Atip, ee, Beşiktaş'ta da mesela baktığın zaman 3 tane çok süperlikte iyi golcünün olması. Ben e, Ceko'nun son haftalardaki düşüşünü sadece yıldız golcünün kendisine bağlamamak lazım. Takım halinde bir düşüş var. Hı, hı İstediği topları bulamaması, zaman zaman bireysel hareket etmesi. Icardi de gol kaçırıyor. Bazen çizginin önünde vurduğu çok net kaçırdığı pozisyonlar var. Icardi de penaltı kaçırdı. Ceko da penaltı kaçırdı ama 27 tane net pozisyon hattından fazlasını kaçırdı demek neye göre kime göre hı hı. Burada da biraz sana bir pas atmak istiyorum ben Arapası. <laughs> ya şimdi hep bir günah keçisi aramanın peşinde değiliz de yani ben Ceko'ya çıkarılacak bir faturaya karşıyım. Tabii. Kesinlikle ben karşıyım. Yani bunu bu haber tabi bu konuyu ele almak Ceko'yu biraz zedelemek içindir. Övmek için böyle bir santraforu öv övmek için bu haber yapılmaz. Örnek veriyorum. Yani ya da bu detaylara girilmez. Bu detaylara girilmez. Eee Attığından Ama yani hani hani attıkları şimdi kadar ör, kaçırdıkları da var. Yani çok da örnek vereyim. Bir... Yani i̇şte, şimdi, işte, şimdi bir... mesela gol kralı kim şu anda ligde? Icardi. Icardi'nin kaçırdığı kaç tane acaba? Onu özellikle Daha fazladır. Ee, neye, göre, göre ee, de işte evet. özellikle neye göre kime göre dedim işte onu özellikle bana burada belki Galatasaray arkadaşlarım yine kızacaklardır. Neye göre kime göre dedim. Icardi'ye vurgu yaparak zaten özellikle. Hani %70 bir ölçer bir alet var mesela. Başkası vursa oradan gol mü yapacak? Hı hı. Tabii bunu bir yapan arkadaşlarımız istatistikler yani belli bir yüzdeye göre belirlemişlerdir ama Icardi'nin de çok net kaçırdığı goller var. Belki 23 gol attı. Bu 20 sezon Fenerbahçe'yi konuşurken e, belli bir zaman zarfından sonra zaten ilk başta teknik adam tercihinin yanlış olduğunu söylemiştim. Ondan sonra futbolcuların izinde konuşmaya başladığımızda en çok tartışma yaşadığım kişi yani ismi anıldığında birisi yararlı birisi yararsız hiçbir işe yaramayan diyenler var yanlış tercih diyenler var İkna et beni anlat bana dediğimde en son sıkıştıklarında verdikleri cevap yeşil oluyor ister 37 desin 38 desin kafa evet. hani, onu daha çok mutlu edecekse karşı tarafa 40 desinler ben Ceko'nun şu anda mevcut Avrupa liglerinde de yani oynayan yani 10 santrafordan en iyi 10 santrafordan biri olduğunu düşünüyorum e şimdi Ceko'nun bir de şöyle bir istatistiğe bakmak lazım. Maç esnasında 90 dakika içinde kaç kez orta sahaya gelip de e, mücadele etmiş, ne yapmış? Yani ne kadar efor sarf ediyor? Yani sen Ceko'ya şimdi bir varlık oluşturamadıktan sonra, aksiyonun içine sokamadıktan sonra Ceko'yu eleştirmenin de anlamı yok. Eleştirilmesi gereken daha başka e, sistemler var, futbolcular var baktığımızda Fenerbahçe'de. Sen kimi eleştirirsin bu durumda? Oyuncu o, oyuncu olarak, ya ben zaten burada grubu... diyorlar ki bu faturayı bu başarısızlık olursa şampiyonluk olmazsa İsmail Kartal'a mal edemezsin diyorlar. Bu faturayı ona kesemezsiniz. Arkadaşlar bana kesin faturayı. Fenerbahçe'nin şampiyon olamamasının sebebi benim. Yani birisi de bir şey kesmek istiyorsanız bana kesin. savaşa kesmeyi kesin. seviyorlar. Hayır genel. savaşa kesin. Savaş da kabul eder onu şimdi. Şimdi İsmail Kartal kabul etmeyecekse veya ona kesemeyecekse kime keseceğiz? Bu takımı sahaya süren ben miyim? Veya bu takımla çalıştıran veya bu oyuncularla e, diyaloğa giren ben değilim ki. Bunun başında birisi nasıl ben 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 diye gidiyordu. Şeyler şampiyonluklar, galibiyetler birçok kişi sahiplenebilir. Ama mağlubiyette, yenilgide onlar öksüzdür, yetimdir. Kimse sahip çıkmaz. E şimdi Fenerbahçe'nin şeyinde de e, başarısızlığında da diyemezsin başarısız. Fenerbahçe bu kadar puan aldı. Ee, tarihinde belki bu kadar şunları yapamamıştı. Rekorlar kırdı. Bunu yaptı. Şu var. Bugün yeni bir laf öğrendim gibi diyeyim. Bir yerde duydum. Matematikte bir şey var. Ya sıfır var ya bir var. Şampiyonluk var mı? Sıfır. Evet. Şampiyon ol, olsaydı bir Yani Fenerbahçe sıfırla birin arasında gidip gelen bir takım oldu. Yani bir şey yaklaşıyorsun yapamıyorsun. E bu sezonlardan beri alışkanlık haline geldi. Yani derler ya bir olayın içinde ya da bu şeyin içinde genetiğinde var bunun ya kaybetmek genetiğine işlememeli Fenerbahçe'nin. Şu şöyle bir serüven devam edebilir. Yani Fenerbahçe özellikle bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray yarıştı diye net söylüyorum bunu. Bu iş bu sezon yine Galatasaray şampiyon oldu. Önümüzdeki sezonda Galatasaray şampiyon olacak olursa bu iş artık alışkanlık haline gelir. Sen her geçen gün daha da yıpranırsın o inancını kaybedersin. İşin başına geçecekler de inancını kaybetmeye başlarlar. Şimdi Fenerbahçe taraftarına bakıyorum ben. Ortada hiçbir şey yok. Baktığında ya ikinci bitiriyorsun ama bu bir de şeylere bak. Kopan takımlara bak. Fe, Beşiktaş kaç puan geride? E, Trabzonspor Fenerbahçe kaç spor. puan geride? Bunlara baktığında yani ama Fenerbahçe taraftarının sevinebileceği tek şey şampiyonluktu. Bir de Böyle şey gibi hissediyorsun kendini? Kandırılmış gibi hissediyorsun. Sezon başı hararetle giren, iştahlı bir Fenerbahçe takımı, kazanan bir Fenerbahçe takımı ama Fenerbahçe'nin sıkıştığı noktada kıvırabileceği hiçbir pratik zeka göremiyoruz. İşin içinde ikinci plan, üçüncü A planı, B planı. İnsanlar artık bu lafları duymaktan bıktı. Evet, Yeni şeyler keşfetmek B plan istiyorum plan ama. Konusu. Yani Fenerbahçe'de hiç böyle bir şey yok. Ya yani, Tadiç oyundan çıkaramayan bir teknik adam var. Tadiç sezon boyunca yani Fenerbahçe kaç kişiyle oynanıyor futbol? 10,5 kişi oynadı Fenerbahçe. Hep 10,5 kişi. Yani bir tane güzel orta yaptı diye, bir tane e, fantastik hareket yaptı diye, çok akıllı bir faal aldı diye Tadic'i övenler var. Ya yani şu Sen kadar... Tadic için takımı eksiltiyor. Tabii eksiltiyor. Diyorsun. Tabii eksiltiyor. Hala şu anda tartışma konusu. Eski futbolcular, yorumcular da Tadic'i beğenenler var. Fenerbahçe'nin oyun aklı diyorlar. Nerede bu oyun aklı var mı Fenerbahçe'nin? Bana bir kişi bunu söyleyemez. Şu var Fenerbahçe'nin kalecisi iyi veya kötü idare eder. Benim gözümde büyük çok büyük bir kaleci diyemem. Büyük kaleci fark yaratır Mustera gibi. Sen maç kazandır. Bana diyebiliyor musun Fenerbahçe'nin kalecisi maç kazandırdı. Bu üç puanı ona yazıyorum. Ben bir tane maç hatırlamıyorum. Hadi çok çok istersen bir tane bir tane maç yaparsın. Daha yeni geldi alışacak diyorsun. Sezon bitti kardeşim ne zaman alışacak? Ferdin çok iyi. O çok iyi. Bekao Cikun çok iyi. Kalecin idare eder. Gerisi tamam. Beş kişiyi yazdım. İsmail'in Fred'in mükemmel. Oldu mu 7? Ceko benim için çok iyi bir santrafor. Oldu mu 8? Sağ tarafta İrfan Can'ım var. 9. Adam kariyerinin belki en iyi sezonunu geçiriyor. Nerede tıkanıyorum ben? Oyunu açamayan, bir şey yapamayan aynı şeyde. Driplink mi yapıyor? Uzaktan şut mu çekiyor? Bu sol ayağı çok iyi diyorlar. Fantastik oyunda çok yetenekli. Ya bir tane uzaktan şutu yok. Bir şeyi yok. Yani Tadiç konusunu açtığımız için söylüyorum. Ya ben ha, merak ettim. Şunu da söyleyeyim mi? sana. Faturayı yani bir kişiye kesmek kesinlikle ben sadece Tadiç demem burada. Ama önümüzdeki sezon yeni Fenerbahçe'de neler bekliyor? Her sene yeni bir yapılanmaya gidiyor. Ee, şu var. Geçen sezon çok iyi bir teknik adam gelmişti. Jesus. Ona böyle bir güçlü kadro verilmeliydi. Geçen seneden oynayanları Gülümseme lütfen doğum günün diye bak şey hayır yapmayacağım. Hayır. Ne ne biliyor musun aklıma şu geldi şimdi senin hep dediğim ya teknik adamla ilgili öngörülerin doğru çıkıyor diye e, beni e, de, düzelttiler. Işte. Cesus'la ilgili öyle çıkmadı ama Jesus'u çok övmüştü ama Jesus'la evet. ilgili şimdi herhalde onu söyleyeceksin aslında e, kadro hoca buluşması ya olmadı. Tabii bunlar bir e, düzgün bir beraberlik olmadıktan sonra ne yaparsan yap hiçbir şey olmaz dünyanın en iyi teknik adamını da getirsen. Şu kadarını söyleyeyim. Geçen sezonki Fenerbahçe mi daha iyi, kapasite olarak bu sezonki mi daha iyi? Bence e, Ali Koç döneminin en, en iyi Fenerbahçesi, en iyi Fenerbahçe'si. Bu İşte bu teknik burada da Jesus olmalıydı. Yani sen şimdi ligin, Fenerbahçe'nin son yıllarına baktığımızda en iyi kadrosunu ko koyuyorsun, kuruyorsun ama teknik adam olarak bu kapasiteyi kaldıracak veya bu kapasiteyle e, ee, bu kapasiteyi arkasına alıp savaşacak, yarışacak bir teknik adam koymuyorsun. Burada çok büyük bir hata yaptı. İlk başta da yani sezonun ilk başında da belliydi. Zaten bu sezon bitene kadar artık aynı şeyleri konuşmak istemiyorum. Ay, sezon başından beri aynı şeyleri anlatıyoruz. Dönüp dolaşıp geliyoruz. İsmail Kartal, İsmail Kartal. Yani bunu biz, ben görüyorum, sen görüyorsun, o görüyor. Nasıl yani bu Fenerbahçe yönetimi göremedi de nasıl böyle bir şeye inanarak sezona başladı. Geçenlerde kendi kendime ne yaptım biliyor musun? Düşündüm Melike. Fenerbahçe'yi izliyorum. Ya ya bitsin dedim ya şu maç bitsin. Bu azap bitsin yani şeyim ya artık. Zulüm çekiyormuş gibisin. Sen Bayburt Bayburt olalı böyle zulüm görmediği hikayesini bilir misin? Duymadın mı hiç? Yıllar önce Bayburt'a klasik müzik için bir orkestra gidiyor. Senfoni orkestrası. İşte milletvekilleri, birkaç tane bakan, kültür bakanı, çevre kaymakamlar valiler çevre illerin herkes orada işte halkla e, TRT gidiyor o zaman eski düzen röportaj falan yapıyorlar. Artık Anadolu'ya açılıyoruz klasik müzikte de şunları yapacağız, bunları yapacağız. İşte röportaj yapıyor. Neydi ya Seyfi Orkestra'sı mı geldi? Senfoni Orkestrası bile hani daha Değil halk o, o anda onu adapte olamamış, konsantre olamamış. Herkesin hitap edecek şeyi yapacaksın. Neyse konser bitiyor onlar röportaj yapıyorlar mükemmeldi bundan sonra klasik müzik her sene yapacağız organizasyonlar yapacağız işte sayın valim sayın kaymakamım jandarma komutanım eşleri hoş geldiniz alkışlar her şey bitiyor en sonunda bir tane de bizim benim amcama soruyorlar köylü Süleyman Ağa'ya nasıl buldun buldunuz acaba diyorlar bu şeyi ya kardeş diyor ya Bayburt bayburt olalı böyle zulüm görmedi diyor. <laughs> bitmedi kardeşim diyor ya bitmedi. İki saatten beri içeride değil gıy 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 gıy. Bu çok güzel bir şeydir yani hikayedir. Şimdi Fenerbahçe'nin filmi de o. Sezon sonu geldi mi? Sezon başı geldi mi? 90 dakika bitmek üzereyken diyorsun ki ya bir 10 dakika daha olsun. Ya lavaboya gideceksen bile bekleyeyim diyorsun yani şu maç. Bu bir saniyesi kaçırılmaz diyorsun. Son haftalara geldim abi bu zulüm ne zaman bitecek diyorsun. Ya bir an önce bitsin artık ya şu Fenerbahçe taraftarı. Şu zulümden kurtulsun istiyorsun. Şimdi Galatasaray oynuyor, izliyorsun. Mükemmel bir oyun var. E Fenerbahçe yarın ne yapar diyorsun. Hiç kimse böyle ümit, iddialı konuşamıyor taraftarlar. Yarın biz kesin kazanırız. Konya'yı yeneriz. Diyemiyorlar. Bu ne kadar kötü bir şey biliyor musun? Sezon başında dakika 85 olsun Fenerbahçe 2-1 yenik olsun 3-2 kazanırız diyorlardı. Evet oraya geleceğim. Ne değişti? Buyurun. Yani ne değişti? Söz savunmada. Şimdi ben, ben onunla ilgili çok şey oldu. söyleyeceğim. Anlatacağım. Böyle biraz da çalıştım o konuda. Kırılmalar oldu. Evet o zaman Bayburt. ben Bayburt dedin. Bayburt'u çok sevdim. Dinçer Azapan bizi izliyor. Sonra da selam olsun. Hmm. Selamlar. Yine, yine sponsorlukları ardı ardına yapıyor. Sezon bitiyor. Yelkene bile sponsor oldu yine abi ya. Vallahi teşekkür ediyorum. Ben, bir Dinçer bir Azapan bir orada da bir şey verdirsin o zaman. Bir sponsor da bizim bu hikaye için olsun. Senfoni Orkestrası'nı tamam, götürsün. Tamam ne istiyorsan evet. yapar. Seni de çok sever. Hem yani. Bayburtlara ya Yelken'e sponsor. Tenise sponsor ona sponsor. Kadın futbol takımı şampiyon oldu. Orada şampiyonluğa ben dün öğrendim bunu. O for, takıma sponsor olmak istiyor. Diyorlar ki aynı meslek grubundan ikinci bir sponsor olmaz. Evet. Bunu duyunca çok şaşırdım. Sponsorlara bir şey olabilir mi ya? Yani İkisi de belki yaptıkları işin de artık ne olduğunu söylemiyorum burada. şimdi Belli yani hakaret ee, Keşke bu sezon sponsorlar daha fazla olsa. Senin senfoni orkestrasına da bizi izliyorsa <laughs> mutlaka el atar yani. O hiç fark etmez yani. O yapar iyi bir Galatasaraylı. Selam olsun buradan da kendisine bir kez daha. Şimdi Fenerbahçe'de ne fark etti? Ben farkın başladığı günü söyleyeyim abi sana. Bizim Ömer'in de kulakları çınlasın. Fenerbahçe Galatasaray derbisini maç öncesi yayın yapıyoruz. Seninle de orada birçok kez yayın yaptık. Stada girdik, maçı izledik. 94. dakika Batu şuayı oyuna alıyor. Maç 0-0. 2 puan öndesiniz. Evinde Fenerbahçe Galatasaray'la oynuyorsa kazanmak için önemli. Beraberliği başı olarak görüyor evet. orada İsmail Hoca. Benim için orada başladı İsmail Hoca'yı eleştiririm. Oraya kadar çok iyi gidiyordu. Abi Kadıköy'de oynuyorsan, revanştaki maça 3 puan saymayacaksın. Orada 2 puan kazanmış olsan 4 yapacaksın. Hı -hı. Zaten ligin son maçlarıydı. Sonra ikinci yere başladı. Tane tane aklımda kalanlarla gidiyorum. Biraz da baktım. İstanbul Spor maçı 5-1 kazandı yanlış atıyorsam. Gaz, e, Galatasaray'da Konya 100-0 yendi. Soru soruldu. Psikolojik üstünlük kimde? Psikolojik üstünlük evet. de Basın. puan farkı da her şey bizde dedi. Peki hocam sen o psikolojik üstünlüğe göre hareket ettin mi? Bu kelimeyi kullandıktan sonra Galatasaray tarafı da bunu kullandı. Arka arkaya puan kayıpları. Biraz önce söylediğin şeylerde faturayı bana kesin dedin ya. Hı hı. Evet ben de üstünlüğüm ben de kesin. Bir maçtan sonra çık özel yap hocam. Lig bitti. Bakın Okan Hoca ile kıyaslama yaparsak hatta şunu yaptılar. İsmail Hoca Okan Hoca'dan çok daha iyi bir hoca. Okan Hoca'nın iki, yani iki tane şampiyonluğu var. Kupası var. Daha iyi hoca dediler. Şimdi bir taraftan bakıyorum. Evet bu açıklamalar oldu. Fenerbahçe'de yorumcular, bazı arkadaşlarımız İsmail Hoca'nın Görüş tabii ki. Yani her görüşe saygı duyacağım diye bir şey yok. Şimdi burada e, Okan Hoca Sparta Pırak maçından sonra çok ciddi bir eleştiri vardı bir maçta. Çık dedi ki faturayı ben üstleniyorum dedi. Evet. Fatura dediğinde aklıma geldi. Evet, evet. Bu takımın farklı mağlubiyeti benim Avrupa elemenin mağlubiyeti benim. Çünkü yanlış kadro tercihler. Dönelim gelelim Karagümrük Spor'a kupadan elendi. Maçtan sonra da dedi ki evet biz faturayı birine kesecekse burada veda benden. Ya bir teknik adam bu kadar kaybederse, oyuncu tercihlerinde hatalar yaparsa, oyuna giren ile çıkanıyla hatalar varsa ve kendisini eleştirenleri de sistem ettiğini de duyuyorum yani. Biz <laughs> her şeye rağmen o sezonun 18-20 maçta bile zaman zaman değiştiriyorduk oyuncu tercihini. Bir Rize maçı var herhalde alkışladığımız. Sen de o programda izliyorum. O tercihini hmm. alkışlayarlarından bir tanesi ben ekranda evet, izledim. Oyunu değiştirdi ilk evet. defa. Hatta ilk defa dedim. Evet. Ben de izlerken dedim ki arkadaş ve o son izledim. oldu. Hatta yaptı. Orada da biraz şu vardı. Çok uzun öv top. övüldü o maçta. Biraz Hatta da şans, abam, football, şans bir, bir maç ya. daha var değil mi? O maç ya gerçekten de öyle bir forvete dönmesiz işte Serdar oyunu alıp iki tane uzun hı hı. top birisi üzerine düşmesi şans da tabii orada yanındaydı. İsmail Hocam bir kere de çıkın. Hala ya 5 maç 6 maç varken Fenerbahçe maçına kadar şunu söyleyebilirdi. Şampiyonluk şansı hala bizde. Çünkü Galatasaray'la maç oynayacaksın. Ya da iki puan var. Maçları kazanan 6 maç 7 maç hepsini kazan 7 maç. Kazandığı zaman şampiyonsun. E Galatasaray öne geçti. 2 puan öne geçti. Matematiksel olarak hala ya bunları geç hocam. Ya matematiksel olarak hala şansımız var var diyebilmen için iyi futbol oynarsın. Son maçını Konya'da kimse kusura bakmasın berbat bir Konya'ya sabah kadar gol bir Konya o sayıda verilen bir gol. Konya. O Konya'ya karşı 3 forvete döndün ama geç döndün. İşte orada Rize'de yaptığın gibi yapacaktın. İkinci yarı çıkacaktın o sahneye. Bakıyorum şöyle. Buna tabii saha içinin dışında da saha dışı faktörler de çok fazla var. Fenerbahçe Süper Kupa'ya gitti. Orada motivasyon bozuldu olmadı. Geldi buraya tekrar açıklamalar, Galatasaray açıklamaları ardı ardına biraz da bazı şeylerim de var, sistemlerim de var. Bazı yorumcular, yorumcu diye adlandırabileceğimiz insanlar. Geçen sene de bu sene de Fenerbahçe'yi devlet şampiyon yapacak. Yok ya. Bir de böyle bir şey vardı biliyorsun hmm. yani. Fenerbahçe'yi şampiyon Sahada. Sahada olur şampiyonluk. Kazanırsın. Virgül ben kimim? Devam edeceğiz konuşmaya. Evet. Gecenin ilk ben kimimini yapalım. Zaten kısa sürüyoruz biliyorsunuz. Vardar nehrine kıyısı olan tarihi bir şehirde dünyaya geldim. Portekiz, İngiltere ve Türkiye'de futbol oynadım. Antrenman biterdi. Miroslav Stov ve Shinji Kagawa ile Ciros yemeye giderdik. Süper Lig'de son golümü Kasımpaşa'ya karşı attım. Trabzonspor deplasmanında attığım golü hala unutamıyorum. Bu şey mi? Neyse söyleyeyim. Makedon bu. Döner gibi bir şey değil mi o? Söyleyeyim mi ülkeyi? Neyse. Makedon? Bilmiyorum. Hayır, Makedon değil. Makedon değil. Yunanistan'da falan yenen bir işte bir, artık ben kimin döner gibi bir şeyi. Benzer yemeklerimiz var. İsimleri değişebilir. Mutfaklarımız karışık. Hayır bu ne? Onun cevabı ne? Eee soru cevabını ben niye söylüyorum? Hayır hayır. Senin sorduğun Şu şey. Şu yedikleri şey hani Yunanistan şeyi vermiş ipucu olarak hani e, size Yusuf o yüzden söylüyorum. Yunanistan'da ipucu vermiş oldum ben, söylemiş oldum. Yedik Yunan mı şey. yani? Bilmem. Herhalde öyledir. Yunan. Ya da orada orada forma giymiş ya da. Var Son sayfa etiketine cevaplarınızı bekliyoruz. Yani. Türkiye'si var. Türkiye'de futbol Türkiye'si var. Evet. Şu anda aktif oyuncu. Ama Türkiye'de. Değil. Şimdi Türkiye'de büyük bir takımda oynadı. Sonrası da var. Çok iyi bildiğiniz bir isim. Dört büyüklerden birinde. Evet. Şu anda Türkiye'de değil. Türkiye'de ama şu anda büyük takımda değil. Öyle. Nani değil. Elkabi değil. Pelkas. Evet. evet. Bravo Ozan Zeybek. Ben de hemen Elkabi diyecekken Pelkas dedi. Pelkas ve... ve daha izleyicilerden cevap gelmemişti. İlk senden geldi. Tebrik ediyoruz Ozan Zeybek'e. Sana doğum günü hediyesi bu. Teşekkür ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel oldu. Zamanımızı daha iyi şeylerde kullanacağız şimdi. Uzadığı zaman bu. <laughs> şimdi hızlı gitmemiz lazım. Mertens'le ilgili bir haberimiz var. Kontratı bitecek ve oyuncuyla devam etmek istiyor Galatasaray'a. Masaya oturuldu, olumlu geçti görüşme. Bir ayrıntılara bakalım sonra da Savaş Çorlu'ya da soracağız tabii ki haberimizi izleyelim ilk olarak. Şimdi ben de hemen devam etmeden önce bizim de... E Maç bağlantılarımızda Ankara'dan bize destek olan muhabir arkadaşımız var Merve Pekmez. Çok çalışkan bir arkadaşımız. Çok yalnız. çalışkan. Çok çalışkan takip ediyorum Siz sosyal. Siz benimkini kutladınız kendisiyle doğum günlerimiz aynıymış. Hmm, ben zaman... de buradan onun doğum gününü kutlayayım sosyal medyadan mesaj atmıştı bana. Doğum günü kutlu olsun. Merhaba Merve cim. arkadaşımızın da doğum günü kutlu olsun. 10 Mayıs'ta bundan sonra senin doğum günü kutlarken demek ki Merve Aklınızda arkadaşımız Aklınızda olsun Merve Pekmez'in Çok çalışkan doğum bir arkadaşımız. Çok, Bayılıyorum. Evet, çok i̇şine, çalışkan. İşine hakikaten aşık. Ben ee, de öyle takip ediyorum. Ve çok da başarılı buluyorum. Sadece spor değil siyaset. İzliyor Aynen. Aynen. Muhabirlik Yani Başarılarını. Muhabbet, sabah bazen erken bağlantılarını evet. gündeme aktarması zaman zaman denk geliyor. Hakikaten çok başarılı buluyorum. Böyle işine aşık insanlara çok severim. Başarılarının devamını diliyoruz Merve'ciğim. Iyi, i̇yi, yıllar diliyorum. Tabii kendisi daha çok genç, daha çok yılları var önünde güzel işler yapacak. Doğum günün kutlu olsun. Mertens'e devam edin. Hırsı ve isteği hep böyle devam etsin. Yani evet iş, inşallah. Isı, belli şeylerde. O Mertens için e, yani bir ödül alacak. Bunun ödülü de bir yıllık daha sözleşme olacak gibi gözüküyor. Ama şöyle de bir şey var. Seneye bu 12 yabancı olayı Galatasaray'ı bayağı bir yani bütün takımları zorlayacak. Oynayacaklar, oynamayacaklar. Şu anda baktığın zaman 16-17 tane yabancısı olanlar var gönderecekler, gelecekler. E, kalırsa bir oyuncu, bir AB gibi olacaktır. Maliyet olarak da mutlaka fedakarlık yapacaktır. Ben bir ara bakıyorum 4 milyon euro falan diyorlar. Yani böyle bir para Mertens'in e, katkısı çok büyük bu şampiyonluk hı hı. olacaksa. Ama 4 milyon euro çok para. E, Okun Hoca da istiyor. Yönetimle önümüzdeki günlerde yeni yönetimle artık. <laughs> yani aynı yönetim derken yeni yönetimle oturulup konuşulur. Olacak gibi gözüküyor. Ama transfer çok hareketli geçecek Galatasaray'dan ki Yeni sihirbaz kim olacak? Hep söyledim biliyorsun ben bu konuda. demin Ozan Zeybek çok güzel bir şey söyledi. Hani bu başarısızlıkla dedi kimse ön plana çıkmıyor dedi. Ama başarı varken oyuncu transferi yapıyorsunuz, tutuyorsa hep ben getirdim çok olur. Altyapıdan bir genç oyuncu çıkarıyorsanız ben buldum çok olur. Evet. Takım şampiyon oluyorsa başarı ben sahip yaptım sahip çok olur. Hemen. Ama başarısızlıkta orada bir yap yalnız bir teknik adam ya da işte o futbolcuysa böyle şeyler ya da şeyler. yönetim ya, ya da, da yönetim bir sportif direktör mesela, ya da transfer sihirbazı tırnak içinde söyleyeyim mesela transfer gibi. sihirbazı az önce o Hocaya söyledim çıktı orada o faturayı aldı iki maçta da yönetimden mesela her maç çıkıp konuşan o transfer sihirbazları o maçta gözükmüyor şu anda transfer konusunda Galatasaray'da e, Bizans dedin ya bir ara mesela ne Galatasaray'da da mesela bazen işler çok iyi giderken çok güzel Bizans oyunları olabiliyor şu anda Galatasaray'da bir oyun oynanıyor. Ama o oyunun ne oyun olduğunu artık bilmiyorum. Çünkü Bizans kelimesi biraz az geliyor bana. Takım şampiyonluğa gidiyor. Büyük ihtimalle bir aksiyon olması şampiyon olacak. Üç maç kalmış. Buradan bir futbolun içinde her şey var ama artık şampiyi yani böyle fazlasını söyleyebiliyoruz. Evet. Yine de temkinli davranıyorum. Belki bu hafta belki derbide. Şimdi şöyle bir ayrıntı var. Bu haberi paylaşma sadece ayrıntıyla Ozan Zeybek'e dönmek istiyorum. E, 26 futbolcunun ligde süre alanların 18'i daha önce şampiyonluk sevinci yaşamışlar. Ya yani Muslera 7. şampiyonluğu yaşayacak eğer Galatasaray şampiyon olursa. Ee, daha önce 6 kez. Oliveira 4, Icardi 3, Torreira Tete ve Sergio ya 2'şer kez şampiyonluk yaşamış. Yani Bu e, biliyorsun değil mi? Bu geçen önceki senede mesela Mata gibi, Mertens gibi fazla, birçok fazlaydı sayılar. Fazla Hep Galatasaray'ın yaşadığı şampiyonluklarda kaç kişi bu sene mesela gençler bak. işte Hamza Akman, Efe Akman e, Aydın, yani genç oyuncular böyle baktığın zaman çok fazla. Şampiyonluk yaşayan çok sayıda oyuncu var. İlk yaşayacak olanlar da var eğer tabii Galatasaray şampiyon olursa. Ozan Zeybek sana da bu detayla döneyim. Şu son haftalara girerken nasıl yorumlayacaksın? Biz şey alışmışız senin 3 saatlik programlarına. Şimdi hızlandırılmış kursla gibiyim. Evet. Ben de o yüzden biraz hep böyle. Ona alışmaya çalışıyorum. Daha konuşacak çok konumuz var aslında. Sen gittikten sonra dükkanı kapattıktan sonra bir savaşla devam, devam edelim. Devam edin ben, de, ben de konuşalım. katılabilirim yani, devam evet. edin. Aslında <laughs> olabilir biliyor musun? Geçip böyle. <laughs> Biz devam. Buyurunuz. Sorunuzu tekrar olabilir Evet, Evet diyor, diyorum ki şampiyonluk, şampiyonluk yaşayan çok evet. fazla oyuncu var. E, tabii ki yeni bu bunu tecrübe eğer hmm. mutlu sona ulaşırsa Galatasaray yeni tecrübe edecek olanlar da var. Yani bir e, ciddi anlamda tecrübeli bir takımdan bahsediyoruz. Hı -hı. Geçen sene daha yeni bunu yaşayanlar da çok var. Ve artık sona geldik. Çok hani buradan... <laughs> Galatasaray'ın herhalde şampiyonluğu kaptırması çok sürpriz olur. Sen ne düşünüyorsun? Ee, sürpriz üstü bir şey olur. Bunun için bir mucize gerek. O mucizeyi de gerçekleştirebilecek. Mucizelerin gerçekleşmesi için de bir potansiyel lazım. Şu anda öyle bir potansiyel. Sinerji yok. Yani oyuncu anlamında, cami anlamında söylemeyeyim. Sinerji yok. Öyle bir sinerji yok. Kabullenilmiş bir durum var. Galatasaray'ın şampiyon olduğuna dair. Ee, yani şimdi Galatasaray'ın Özellikle hep akıllarda son haftalarda oynadığı futbol kalır. Son maçı aklımızda kaldı. Bunun devamlılığını getirebilmesi lazım. Bu hafta nasıl oynayacağını bilmiyoruz. O bizi e, büyüleyen futbol e, kaç hafta oynadı Galatasaray böyle. Yani bir bayan Münih maçına hatırlıyorum. Müthiş bir Galatasaray vardı. Bazı maçlarda e, oynamadan da kazanmasını bilen bir Galatasaray var. Zaten şampiyon olmak istiyorsan oynamadan da. Yani iyi oyun olmasa bile 3 puan almasını bileceksin. Galatasaray bunları becerebiliyor. Teknik adamı da bu konularda artık tecrübelendi. Yani yaşı baktığımızda genç bir teknik adam. Ama Belki çok daha şey şu da olabilirdi. Yani? İki sene önce de başlamış olabilirdi. Yani hep yardımcı olarak gelip iki sene evet. önce de başlamış olabilirdi. E tecrübelendi. Ne kadar çok antrenman yapıyorsan bu şey anlamında sahaya çıkıp oyuncu çalışması anlamında değil. Maç ant yani gerçek maçlara oynayan Okan Buruk o da çok tecrübelendi. Antrenmanı bol oldu artık yani onun da. E, şimdi filmi bir üst sınıfa götürmesi lazım. İş Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi Avrupa'da bir şeyler yapması lazım. Kadro bugün için ideal kadro diyorsun. Bazı oyuncular vardır kafanda senin soru işaretleri olur. Bu oyuncularla ilgili. Üç maç iyi oynar, metler marşı gibidir. İki maç seni şahlandır, üç dört maç yatar. Onun sermayesini yer hep. Krediden yer. Galatasaray'da isim vermeyeceğim ama böyle birkaç tane oyuncu var. Bunların net kararlarını vermesi lazım. Şimdi Mertens inanılmaz katkı sağlıyor. Senin hedefin Avrupa'da üst düzey bir yerlere gelmekse... Yeni model bir Mertens bulman gerekebilir. Ee, Torreira'dan tamam Galatasaray çok memnun. Yani müthiş katkı sağlıyor. Bunların hepsini izliyoruz ama... ...yani biraz daha... E, ...üst seviyeye getirebilmesi için... ...radikal birkaç tane oyuncu değişikliğine ihtiyacı var. Ee, yeni isimlere, yeni isimlere ihtiyacı var. Birkaç fazla da olabilir. Şimdi şampiyon olan takımı da böyle yeriyormuş gibi... E, ...eleştiriyormuş gibi olmak istemedim Savaş. O yüzden bunu söyledim ama... Şimdi Mustera'sı var işi yani götüren. Bu sezonun en iyi oyuncusu kim dersen hep şey deriz ya en iyi çıkış yapan sanatçı hani Barış Alper. Evet, ben ne zaman tabii. bu sezonun oyuncusu Barış Alper dediğimde hayır. Bu sezonunda şampiyonluğun en büyük payı Mustera diyorlar. Geçen sene şampiyonluğunun en büyük payı Icardi denmişti. E şimdi böyle birkaç tane yıldızım var. Şunu söyleyeyim son maçını izledim. Belki ismini aklınıza gelir. Seyircilerimiz anlayacak bunu. Ee, Sylvester Stallone Hollywood'un bütün meşhurlarını alarak bir iki tane seri film yaptı. Ne melekler melekleriydi? Cehennem, Cehennem evet. melekleri. Hı -hı. Bütün şeyler orada. Bütün yıldızlar ama. Keşke önceden Yusuf'a söyleseydim de ekrana o şeyi getirseydi Cehennem meleklerinin kapağı. kapağı evet. Evet, ama şeyde. bunların hepsi birer birer yıldız normalde yani başka Ama... filmde oynadığında gider, tek başına yıldızdır, başrol oyuncusudur. Bunların hepsini aynı yere topladılar. Mesela son maçı izledim. Ya dedim cehennem melekleri gibi bir Galatasaray var. Hani Arnold orada, Sylvester orada yani birçok popüler insan Galatasaray'daymış gibi afişini olarak öyle gördüm. E Fenerbahçe'ye baktığımızda bir gün sonra, iki gün sonra Fenerbahçe'nin maçını izliyorsun. Böyle bir tablo göremiyorsun. Bunun bazı şeylere imrenerek bakarsın, bazı şeylere kıskanarak bakarsın. Bunu artık nereye çekersen çek savaş. Yani imrenek bakalım, Şimdi, kıskanarak mı bakalım? Topu sona atayım. Kıskanan e, çok fazla var tabii ki. Yani gerçekçi olmak lazım. Birçok futbol sever. Şu futbolcuyu kıskanıyorum. Bu oyuncuyu kıskanıyorum. Icardi'yi kıskanan çok fazla var. E, geçen seneki transferlerden bazılarına ders çıkarması gerekiyor. Bunda lig bittiği zaman. Çünkü bu kadro Şampiyonlar Ligi üzerine kurulmuştu. Evet. %100 bir on numara Mertens'in yerine olacak bir on numara lazım. 12 tane yabancı olması da olacak olması bu konuda sıkıntı. Galatasaray kaybettiği maçlarda da umut verdi ama Fenerbahçe kazandığı maçlarda bile bazen dedi ki ya bu nasıl olacak? Kaybettiği maçlarda zaten. Mesela son 3 maçına bak Fenerbahçe'nin oynadığı oyunlara. Sivas maçı Hı -hı. Da dair. Ben Sivas maçının her hafta aşağı yukarı maçlarını izlerim. Eğer yayınım yoksa yayındayken de ekrana geliyor sonra izlerim. Sivas Spor Fenerbahçe maçından sonra burada Galatasaray Sivas maçının olduğu gün yayında çıkarken ben bizim Ömer Sarıç'a dedim ki Galatasaray maçı farklı kazanır. Şimdi Fenerbahçe burada Sivas Spor'da Bülent Hoca'nın çok iyi işler yaptığını söyleyelim. Ama bazı maçlar var ki Trabzonspor maçı maçı kazandı. Rize maçı. Beraber oynanan futbol Fenerbahçe maçında Fenerbahçe Sivas Spor maçını normal şartlarda ilk yarıdaki o 20 maçlık Fenerbahçe serisinde herhangi bir Fenerbahçe'yi koy Galatasaray gibi beşlik yapardı. Hı -hı. Şimdi Fenerbahçe'nin beraber kaldığı takım 6 tane Sivas gol atıyor. Galatasaray şey, gol atıyor. Bu mesela işte yani, düşündürüyor tabii. Tabii yani. ki düşündürür. Yani baktığın zaman düşündürmesi normal. Galatasaray kötü oynarken de kazandı ama hiçbir zaman karamsarlığa kapılmadı. Futbol maçını izleyen, Ali Samiye Stadı'nda maçı izlemeye gelen her maç o 40-45 bin kişi bazen 50, maç, 50 bin kişilik stadda bu görüntü de geldi arkaya. Güzel görüntü gerçekten. Şöyle bir şey Teşekkür söyleyeceğim. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir şey söyleyeceğim. İşte bu senenin Galatasaray'ı, e, Yıldızlar Topluluğu. Şunu söylemek istiyorum Melike. E, i̇ki takım arasındaki fark ne biliyor musun? Sezon başında iyi oynayan Fenerbahçe, rekorlar kıran Fenerbahçe varken süper kadrosu var, Galatasaray'dan daha iyi kadrosu var deniyordu. Bugün için ya Fenerbahçe'nin yok Cekos'u yaşlı, Tadic'i şunu yapamıyor, Simanski performans gösteremedi, Fred tekledi, öteki kökledi yani bir... E, Eleştirilmeye başladı. Hayır. Ben net şunu söylüyorum. İki takım arasındaki fark oyuncusundan verim alan bir teknik adam, oyuncusundan verim alamayan bir teknik adam. Açık Bu ve kadar. net. Özellikle Bu kadar. Başka ne konuşursak konuşalım hikaye. Kulübe Kulübe, saha. Bak şimdi şöyle elindeki son maçın kadrosu var. Bakıyorum şimdi bak. Vinicius, yedek. Sergio, e, Oğur'a yedek. Tete yedek. Zaha yedek. Sanchez yedek. Bunların hepsi Galatasaray'a katkı sağlaması aldığı için. Bir de burada Sanchez ilk yarı oynadı, ikinci yarı Nelson'a bıraktı yerini. Yani şu kulübeye baktığın zaman bu kadar oyuncunun yedek olduğu yerde hepsi de takıma bir şeyler vermek en için olan. En verim alamadıklarından bile işte Ziya şimdi şimdi tekrar sahneye Ziyac çıktı. Za şu an belki yok ama yine burada, bazı maçlarda sahneye burada çıktı. Kerem bir, Aktürkoğlu ideye geçti. Barış'ı oraya attı. Evet o konaja Şimdi Fenerbahçe'nin şöyle Son 10 maçına bakalım. Ya bir teknik adam Okan Hoca yapıyor. Barış'ı aldı sağ beke koyuyor, evet. sol beke koyuyor. Hakim Ziyeki sağ attı, Barış'ı sola attı. Ya bir musteranı yeni değiştirmiyor. Herkesin yeni değişiyor. Ama İsmail Hoca da değil. Sol bek Ferdi, sağ bek Osayi, Mert Müldür girdiği zaman bana göre son haftalarda hiçbir katkı sağlayamam bir oyuncu. Ya bir değiş. Al oradan mesela sol bekini, sol kanatını al bu tarafa, sağ kanatını al bu tarafa. Mert Hakan'ı bu hafta mecburiyetten yaptın. Daha önce yapabilirdin. Ya da orada Ferdi oraya çekebilirdin. Oyunu değiştirmek adına, rakipleri şaşırtmak adına risk almayan bir adam var. Ama Okan Hoca rakibe göre kadroda evet on aynı ama yerler değişebiliyor. Derken ben kimim geldi. <laughs> Oyun stilim sebebiyle gençliğimde Patrick Vieira'ya benzetildiğim doğrudur. Avrupa'ya ilk transferimi La Liga'ya gerçekleştirdim. Emre Mor ve Mbaya Cagne ile aynı takımda oynamak epey keyifliydi. Stamford Bridge'de kazandığımız tarihi maçı asla unutamayacağım. Çeşme'de yediğim kumruları hala özlüyorum. Sakın yeme bir daha kumru. Kumru yerken geçen de dişimi kırıyordum. Melike. Aa, Niye? Evet kumru ekmeği biraz serttir. Üzeri evet. de böyle hani ya pişmeden önce çizerler. Onun böyle o katı şeyi. Niye yemesin ya? Ye? Kötü mü yemesinler mi? Kumru yesinler. Ben Şimdi kumru e çok güzel İzmir'e geldiğim bir şey. zaman hele bu, sahne, bu saatte çok güzel. Ben İzmir'e geldiğim olur. zaman maç sonu çıkıyorduk. Saat 10 11'de maçta. Maçtan sonra gittiğimiz bir yer vardı. Şimdi ismini vermeyeceğim ama o lisenin e, karşısında çok meşhur bir yer. Büfe. Büfe güzel. diyorsun değil evet, mi sen? İsmini vermedim ama. Ee, oradan başka bir yer tanımıyorum abi yani onu söyleyeyim yani. Neyse gece gece kimseye aş, acıktırmayalım. Aş erecekler şimdi aş. Şimdi kimseye ee, acıktırmayalım gece gece yaz da bitmiyor? geliyor. Niye öyle bir dolduracak yani. İnşallah İzmir'e gelirse. İpucu. Yani, yani ya. araba ipucu. arabaya atlayıp çeşmeye gidip kumlu yemeye giden çılgınlar olabilir bu saatte. Var öyle insanlar. <laughs> var canım o yüzden var, söylüyorum. İpucu. Edirne'ye ciğer yemeye gidenler. Ne ipucu? İpucu mu istiyorsun? Evet. Ee, ne diyeyim yerli bir isim. Bakın çeşmede yediği kumruları da hala özlüyor. Yerli bir isim. Evet milli de bir futbolcu. Şimdi biraz ıı, uzak o durumdan ama Emre'yle zamanında çok övdüğünüz, konuştuğumuz bir isim. Hala da aktif tabii. Emre'yle Cagney'le. Avrupa'da Cagne. mı oynuyor şu anda? İngiltere Championship'te mi oynuyor? Çok iyi bildiğiniz. Championship'te mi oynuyor? Zaman zaman bahsettiğiniz olabilir. Championship'te mi oynuyor? Bilemiyorum, olabilir. Yerli bir oyuncu. Yerli yerli daha daha mill... ne diyeyim sana? Championship'te oynuyor. Yerli ve milli bir oyuncu. İngiltere deyince güldü. Ee, çocuğun adını unuttum ya. O unutamazsın. Seninle aynı baş harfte. Okay yokuşlu. Evet. İşte ondan çok ipucu verdi işte. Tam evet, böyle bu dememize bir... kalmadan. Hmm. Evet. Hızlı bir ipucu verdi. Okay. Var okay. Okay... okay ikisiyle birde nerede onu da? Kimle? Kimlerle kimle? Cag ile Emre Morla? Ee, şeyde. Emre Morla nerede? Saltevigo'da oynamış. Ha. Emre i̇şte, Mor, Saltevigo'da forma giyemediği için çok okay fazla. Okay'ın da hanımı çeşmeli. Aa işte. Ee, sen çeşme Altay'dan... Kumru dedin ya. Evet 6 ayda oynadı ya. Peki şimdi logolarımıza bakalım. Zamanımız evet. çok az. O ipucu tam bağlantılı İspanya, ipucu vereyim mi? İspanya kokuyor burası ya. Sanki böyle. Bağlantılı ipucu vereyim mi? O Oka, kayın. Okay da hayır. Ee, Ama Albion. Eski takımlarından. Bak ne dedim İspanya dedim burası biraz kokuyor dedim. <laughs> Ama Okay'ın eski takımlarından. Ama Celta değil. değil. Hmm. Ben... Ne acaba? <laughs> Yaklaştık mı? İspanya mı? Yani sarı kırmızı orada çok ipucu. Melike biz bunu bilemeyiz ya. Bence biliriz. Bunu kim bilir? Ali bu, Baran, bu takımda biliyordu. Enes Ünal da oynadı. Betis. Karıştırma. Şey. Hani yazıldığı harf bizdeki gibi seslendirilmiyor hani. Farklı okuyorsun İspanyolca'da kısa. Çok net ipucu ya. Evet. Gelsin mi? Gelsin zaman? gelsin zaman önemli şu anda. Etafe. aklınıza gelmedi. Şimdi ikincisi gelsin. İsmail Bakkal yazıyorsun ama ben telefona bakmıyorum. İsmail Benim de <laughs> bu arada e, ayıptır söylemesi doğum günü mesajlarından telefonum kapandı, şarjım bitti. <laughs> Zaten az şarjım bu arada ama bitti yani. mesajları mesajlara cevap veremeyebilirim. Ben yazdıklarınızı göremeyebilirim. Böyle bir, böyle bir e, bela açtık mı diyelim? Yoksa Yok hayır. E, şimdi şey ben normalde telefondan bakıyorum X hesaplarınızdan yazdıklarınıza. Çünkü oradaki hesabımdan ama kapandığı için sizin cevaplarınızı okuyamıyorum şu an. Kusuruma bakmayın. Neredeyiz biliyor musunuz? İngiltere'deyiz şu anda ve Premier Lig'deyiz bu takım. Ben, benden pas <laughs> savaş varsa fikrini söyle ben hiç bilmiyorum. Yani bu konuda çok zayıfım yani. Lazım. Bizim o oğlum Aras diyor ki baba diyor bak diyor ben diyor izlediği zaman uyumamışsa hemen tık tık söylüyor. Çok kolay diyor ezberleyenler için şöyle baktığın zaman. Gelsin mi bu da? Gelsin. Ee, Şöyle birlikte. Fulum olabilir mi? Yok değil. Efendim? Fulum Yok. olabilir mi? Yok. Söyle bakalım. Enes Ünal desem. Burnmouth gelsin. Daha. Bu sonuncuyu bileceksiniz. Sonuncu gelsin. Türk çıkacak bu. Çeşme. Oo. <gülüyor> ya. <gülüyor> 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 Mesela bilemeseydi nasıl dalga geçerdi. Şişt, ama bugün hayırdır? Çeşme kumrusu, Çeşme logosu, Okay. Hı? Sana özel. Benim doğum günüm değil, senin doğum günün. Ama sen çok sık gelmiyorsun işte. He. Sana özel Çeşme. Çeşmeliler bu işin kıymetini bilin. Bak bu akşam çeşmeydi. Çeşme akşamıydı bu akşam. Bu akşam Çeşme akşamı oldu. Evet. Şimdi ee, sezon, sezon yavaş yavaş süremiz başlıyor. süremiz kalmadı değil mi? Golü mü koklayacağız? Evet, ilk pozisyonumuzu isteyelim. Sona erdi. İkinize hmm. de çok teşekkür ediyorum. Biz devam edeceğiz içeride. Ağzınıza sağlık, çok sağ olun. Evet. Sana da tekrar tekrar nice nice sağlık. Tarihe tanıklık ettik bak doğum gününe geldik. Ay, Unutmazsın evet. ilk kutlayanları biziz. Evet, evet. doğum günüme sizinle girdim. Ne mutlu bana. Yeni ama. yıla. Ben de bir şey Yeni yıla. Yeni geldim. Melike de benim gibi gizler. Ben mesela hiç sosyal medyada falan paylaştım ama seni telefonla konuşurken duydum o arada. Yo ben e, doğum günü mü çok gizlemiyorum çok da kutlamıyorum. Ben. Yani mesajlarla kutlanıyor ya da böyle küçük bir pasta. Çok fazla partiler kutlamalar yapmıyorum sadece. Ama güzel oldu. Çok teşekkür Mutlu ediyorum. Mutlu yaşlara iyi geceler herkese kim sevdiklerine. Sevgili izleyicilerimiz var. size de çok teşekkür ediyoruz. Bu geceyi noktada yine saatler 23'ü gösterdiğinde beraberiz.